O zaman şöyle yapalım. Öncelikle sevgili izleyicilerim, hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır yayın yapamıyorduk. Bildiğiniz gibi özellikle akşam yayınları yapamıyoruz. Bu akşam da boş hemen araya sıkıştıralım dedik. Sevgili Gökhan ve Can'la yeni tanıştık. YouTube'daki çalışmalarımızın sonucunda bana ulaştılar. Ve yapmak istedikleri şeylerden birazcık bahsettiler. Bir saatlik bir görüşmemiz oldu. Ben de her zaman olduğu gibi Türkiye'de FRP adına iyi şeyler yapmak isteyen, bu hobiyi bir adım daha ileri götürmek isteyen insanlara hep destek olmak istiyorum. Elimden ne gelirse yapıyorum. Ben de onları elimden geldiği kadar fazla kişiyle buluşturabilmek için bu yayını düzenledim. Siz de hoş geldiniz tekrar. Hoş Şimdi yayınımızı şöyle yapalım. Önce sizi tanıyalım. Sizin geçmişinizi bir öğrenelim. Ne yapmak istiyorsunuz? Bu dünya nedir? Nasıl bir dünya? Neden yeni bir dünya? Neden yeni bir mekanik, yeni bir sistem yapmak istiyorsunuz? Onları konuşalım. Genel bilgilerin ardından da izleyicilerden mutlaka merak ettikleri şeyler olacak. Soruları alalım. Bir soru cevapla da yayınımızı bitirelim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu yayın öncekiler gibi işte Kickstarter röportajı falan şeklinde değil de şu şekilde olacak. Elimizden geldiği kadar düzenli ya da düzensiz olabilir. Sizinle tekrar tekrar görüşmeyi planlıyoruz, konuştuğumuz gibi. Dünyanın kesinlikle. gelişmesiyle ilgili adım adım izleyebilecek izleyiciler buradan. Sizin Kickstarter hedefinize yaklaşırken attığınız adımları takip edebilecekler. Hem böylece YouTube'da da bir arşivimiz oluşmuş olacak. Belki başarılı bir kampanyanın ardından siz de seneler sonra dönüp izleyebilirsiniz diye bir çalışma Lütfen planımız yani var. biz kampanya başarılı olduğu takdirde zaten bu gece yayında kalan herkesi birlikte bir yemeğe götürelim falan gibi bir promosyonla çıktık. Buraya aklımızda böyle reklam kampanyaları geçiyor diyelim. Neyse Evet. şöyle lütfen hadi ben başlayayım. Peki. Yani ben Can Tufan. Sosyal olarak çok aktif bir hayatımız oldu. İş anlamında makine ressamlığı yapıyorum. Makine parçaları üretiyorum. Onun dışında bir dans eğitmenliğim söz konusu. 7 senedir profesyonel olarak dans ediyorum. Ve tiyatro geçmişim var. Tiyatroyla da çok yakından ilgileniyorum ve drama eğitimleri alıyorum. Haricinde işte şu anda da böyle bir projede Gökhan'la birlikte bir girişime başladık. Daha ne anlatayım bilemedim. Gökhan. Ben Gökhan, Gökhan Akdeniz. Açıkçası hani ben mimarlık mezunuyum ama şu anda koçluk ve danışmanlık yapıyorum ve daha da birçok şeyde de çalıştım. Hani bu konu FRP geldiğinde hani açıkçası ben ilkokul 5'ten beri oynuyorum. Şans eseri bir gün tanışmamız oldu. Onda komik bir hikayesi var. Yeri gelince eğlene eğlene anlatıyor. Bir yere top kaçırarak ve klasik hani kaçıran topu alırla tanırım ben oyunu. Şimdi bir yer Bir derken süredir zaten üzerine çalıştım. inşaat Yok değil. bahçe, yok inşaat da değil abi, hayır. Bir şey söyleyeceğim, hepsi bir kenara. İçinde FRP oynanan inşaat varsa o inşaatı söyle, ben oraya top atacağım. Önceden söyle. Yoktur abi. Herhalde sanıyorum, ben de çok sanmıyorum. Yani uzunca bir süredir bununla uğraşıyorduk. Açıkçası bayağı da bir sistem bandı geçirdik gibi bir soru gelmiş mesela. İnsanları buraya kadar hep beraber hazır oradan geçen soruları da şey alalım, içeri almak adına söylüyorum. Bir sürü sistemle tanıştım, en azından ben kendi adıma. Hatta bu dünyayı yaparken bazı şeyleri paylaşırız. Oldukça büyük araştırmalar gidiyor ve bunlar bir kere de yapılıp bitmiyor. Her gün, her gün, her gün, her temada devasa bir araştırma yanı var. Bunu internette birçok yerde ve birçok ünlü kitapta da bulabilirsiniz. Açıkçası onları yaparken de bulduk. İşte D10'undan D12'sine, Dünya, Savage World'ünden World of Darkness'larına kadar ister istemez birçok şeyle istemesek bile tanışmak zorundayız. Çünkü çakışmak söz konusu. Tabii ki öyle bir şeye girmek de istemeyiz yani. Şimdilik bu kadar. Bunlarla uğraşıyoruz. Sonra işte bir süredir bu dünya üzerine uğraşmaya başlarken
Şöyle söyleyelim, hani bir süredir bizim oynadığımız zaten kendi oyunlarımız vardı. Ben bir miktar ara vermiştim ama Can hadi yürü falan dedi böyle bir. Hadi dedik yeni başladık o zaman tamam yeniden hadi sıfırdan alalım derken sonra bir anda ekip de dahilinde bilenlerin sayısı da oyuncular da böyle ya siz bir fikirleriniz var dedi niye kaldırmıyorsunuz deyince biz de bir alev çaktı. Tamam dedik ya işte bir gidelim denemeye değer mi diye önce. Baktık ki değiyor. İyi tamam dedik o zaman buradan şey nasıl diyeyim nasıl devam etmemiz gerektiğine karar verdik. Tabii büyük bir biz hani ekibin çekirdeği biziz diyelim. Kesinlikle. Daha sonra katılacak olan insanlar olacak elbette ki özellikle sanat kısmından vesaire kısmından geliştirirken yardımcı olması. Ama hani şaka değil dünya tasarımından yaratığına haritasından bir sürü şeye kadar bunları hepsini tek tek biz yapıyoruz. Bütün testlerine kadar. Tabii bizi oynatacak adam bulmak zor oluyor. Önce biz onu dünyaya Kesinlikle. anlatıyoruz. Sonra da o bizi düzeltiyor ama olsun olduğu kadar diyelim. Güzel şeyler çıkıyor. Ardından hani evet daha yeni başladık. Bir sürü şeyi açıkçası yani siz sordukça istediğiniz gibi alabiliriz. Biz de chat'i buradan görüyoruz. Evet. Sağ olsun Tuba bize. Tabii, lütfen ya zaten buradan diyoruz hani video programları üzerinden de zaten daha bazı testler yapacağız açıkçası. Lütfen ekranda yazan e-mail'den bize ulaşabilirsiniz. Yaptığımız dünyanın aynen bu ismi Dream Aeons Voyagers olarak yani Rüya Çağları Yolcuları olarak alınmış bir adı var Türkçesinde de. Buna ait bir Gmail var. Şimdilik hani bizi yönetsin diye aldık. Bize yardımcı olsun diye. Aynı şekilde daha henüz yayına başlamadı ama yakında bunun podcastleri, öykü tanıtımları falan bir sürü şey olacak. Çok büyük bir çalışma içindeyiz açıkçası. Hepsini yapıyoruz, bilgiler yavaş yavaş geliyor. Aynı zamanda bu aynı isimde bir YouTube kanalımız da var. O da yakında yayına başlayacak diye biz aldık yayını. Aynen bu isimde, ekranda gördüğünüz şekilde. Henüz tam olarak aktif değil ama Instagram ve Facebook kanallarımız da Tabii mevcut. tabii. İstediğiniz Yani gibi abone oralardan da olabilirsiniz. haber Gruplar var alabilirsiniz. yani. Tabii. Tamam, şimdi burada Ya. belirtmem gereken bir şey var. Siz biraz erken davranmayı seçtiniz. Yani evet, Evet. Kickstarter hedefi var ama şimdiden ufak ufak adımlarla oraya yaklaşmayı tercih ettiniz. O yüzden şu anda tamamlanan ciddi bir şey yok, değil mi? Anlatalım. Yok yok var var. Var, Şöyle bayağı ki bir şimdi detay var. önce burada neyiz? Çünkü biz ona hani kibarca bir deyimle açıkçası yumurta kapının ağzına gelmeden önce tanıtıma ve paylaşmaya başlamak gerekiyor diyoruz. Evet. Hani olumsuz bir deyim değil bu. Çok doğal. Hepimizin başına gelen bir şey. Biz bir başarılı olmasını istediğimiz bir projemiz var. Ve bu projeyi sizlere ulaştırıp paylaşmak istiyoruz. Doğal olarak biz bunu yurt dışındaki bir ülke için yapmıyoruz. Hepimiz için yapıyoruz. Dünya yarı İngilizce yarı Türkçe yazsak da bizim ikimizin sonuçta alışkanlıkları sonucu biz bu dünyaya herkese tek 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 Türkçe çevire çevire anlatabiliyoruz. Hiçbir sorun yok. Evet. Zaman da almıyor çünkü gece gündüz üstünde uğraştığımız bir şey artık alışkanlık yani. Şöyle söyleyelim. Pre-alfa dokümanı ve arkada bu arada Evet, onu Tuğba'dan soracaktım. izin alalım. Yani böyle mi yapalım sonra mı cevaplayalım biz bunlara Abi yoksa nasıl evet, olacak? şey olması akıcılık açısından çok daha iyi olacak. Hem seyirciler hem de bizim için soru cevapları etiket şeklinde ikinci bölüme bıraksak daha iyi. Çünkü mesela şimdi konuşuyoruz ama hala şeyi almak istiyorum sizden. Ürünün ne olduğunu. Mesela Tamam. Şöyle oraya bir yapalım. odaklanalım. Çünkü insanlar bence merak ediyorlar. Şimdi siz bir dünya Mutlaka. yapıyorsunuz. Dünyanın yanında sistemi de yapıyorsunuz. Bu Evet. önemli bir Yani nokta. Aslında iki ürün web'ından üretiyorsunuz, değil mi? içine kadar hepsi geçerli. Evet. Aynen. Bu arada Umut'u gördüm. Umut hoş geldin. Selamlar. Umut da başarılı olan Sivilant Selam Umut. projesinin mimarlarından birisi. Hoş geldin Umut. Selamlar. Ya şöyle söyleyeyim. Birincisi bu bir çöl fantezisi. Yani tamamen çöl dünyasında geçen bir şey. Ancak şöyle bir şey için anlatalım. Birincisi açıkçası yaptığımız araştırmada çok iyi vardığımız sonuçlar var. Bu konuda çok şanslıyız. Yabancı kaynakları bayağı bir taradık. Ve dünyada ne var ne yok anlamında birçok sistemi buna bağımsızlar da dahil. Bayağı bir taramadan sonra diyelim. Bizdeniz en azından
Buna göre bir şey seçmedik ama seçtiğimiz şeyin bir işi benzeri olmadığını anladık. Önce öyle açık açık söyleyelim. Yani bu şey değil, çok mütevazi bir belirtme aslında. Keşke olayı da kopya çekebileydik. Dediğimiz çok durum oldu. Bir Çünkü hiç girebilir böyle bir miyim? kurum... Tabii Tabii ki. lütfen abi. Ya da affedersin, bu dediğini unutmayalım. Sen dünyayı tanımladıktan sonra bir araya girmek istiyorum. Tabii. Tabii. Abi şöyle bir şey, bu bir çöl fantezisi. Aslında büyük bir gezegenin bir kısmı olarak alın. Çünkü bunun daha şimdiden ikinci, üçüncü Kickstarter veya eklenti kitapları planlamaya başladık biz. Bunlar olmazsa mutlaka lazım gerekiyor dediğimiz bir şey. Çünkü bizim öyle kalkıp da abi başarıya ulaşırsak gibi bir şeyimiz yok. Kickstarter tek hedef değil. Kickstarter'dan daha büyük aslında kampanya siteleri var. Önce onu da paylaşalım birlikte. Aslında Kickstarter'dan daha büyük imkan toplanabilir yerler de var. Kickstarter'ın tek bir avantajı gerçekten sizinle buluşmak isteyen insanlarla buluşturan ve bu konunun neredeyse en ünlü platformu olması. Ama Kickstarter dışında açıkçası bir Patreon sayfamız olacak. Daha henüz devreye girmedi. Ama Kickstarter kaldı ki Indiegogo gibi ya GoFundMe gibi sitelerden de bazı şeyleri araştırdık. Yalnız çok dürüstçe bildiğiniz bir şey var ki Türkiye'de olmak ve yurt dışındaki bağış toplayabilme siteleriyle eş güdümlü çalışabilmeyi engelleyen bazı durumlar var maalesef. Maalesef, evet. O durumda bazı şeyler bizi çok zorlayacak açıkçası. O yüzden de bunları çözmeye çalışıyoruz. Çünkü bütün dünyanın desteği olmazsa işimiz zor. Dürüstçe söyleyeyim yani. Çünkü bazı şeylerin maliyetleri hakikaten insanı çok ileri götürüyor diyeyim. Çok zora sokuyor hepimizi. Yalan değil abi yani. Hani hepimizin bildiği şeyler bence bunlar üç aşağı beş yukarı. Saklamanın da bir anlamı yok bu yüzden. Yani bir İşin şeyleri uluslararası yaptırmaya kalktığın zaman standart dolar olduğunda biz 1 bölü 5 değerden başlıyoruz zaten. tabii. Dolayısıyla dolar olarak bir destek şart oluyor. Yani yurt dışının desteği şart oluyor çoğu konuda. Yoksa ya da şöyle söyleyeyim. Sadece Türkiye'den bir sistemle bile çıkmaya kalksanız yüksek miktarda insan lazım. Bir Evet, katılım evet. olarak. Yani normalin 5 katı diyebiliriz. Yine işte her şey dolarla. Evet, çok zor. Neyse, abi özetle bir çöl fantezisinden bahsediyoruz ve bu çöl fantezisi dediğimiz şey açıkçası hani tamamen bazen dünyalarda karşılaşırsınız. Çevresi dağlarla çevrili. İçinden çıkamadığınız, kapalılık hissini aldığınız bir dünya değil. Tam tersine denizler arasındaki çöllerden bahsediyoruz. Bu çok büyük bir konsept. Biz de bunu başladığımız zaman tam anlayamamıştık. Dürüstçe söylüyoruz. Bu acayip büyük bir araştırma var ardında. Meğersem karada gördüğümüz ne varsa denizin altında da ve çevremizde de varmış. Evet. Yani çöllerinden, ırmaklarından tutun da kadar okyanus altı ırmaklarına, çöllerine kadar yol var. Bizde aslında bizim bir mottomuz var. Bunu paylaşmak istiyoruz yani. Dünyanın bütün çöllerindeki duyguları anlamaya başladık. Biz böyle başladık yani. Kaldı ki inanamayacağınız garip çöller var. Buzul çölleri, bunu internetten de bakabilirsiniz istediğiniz bir kitaplardan da. Meğersem muhteşem bir külliyat varmış bu konuda. Öyle böyle değil. Oşinograflar yani okyanus bilimcilerini falan söylediklerini duyunca biz çok şaşırdık açıkçası bazı açılardan. Hani Yani çöle bakış açımız tamamen değişti. Biz çölleri çok kurak ve bakir yerler olarak gördük ama aslında hiç öyle olmadığını yok öyle bekaret yok. O kısmı geçelim. Öyle böyle değil yani. inanılmaz bir şey. Öyle böyle değil. Yani Yani size meğersem çok büyük ilham kaynağı oldu bu olaylar. öyle kesinlikle. Yani tam tersine o yüzden de oyunun da en büyük mottolarından birisi çöl hayat almaz alır diye böyle andığımız gibi yazan kitabın başında bir laf var. Çöl hayat almaz verir pardon diye. Deyince ben de Hakikaten yanlış alıyor. oldu değil mi? Benim Özür dilerim. kaşlar da bir kalktı Değil mi? ama sonra indi, evet. Ya kusura bakmayın hani affedersiniz. Kusura bakmayın özür Tamam, o dilemem tabii. zaman şimdi konu bölünmüşken az önce girmek istediğim yere gireyim. Geçen bir arkadaşımla paylaştığımda bunu hemen akıllara Dark Sun geldi. Şimdi özgün bir şey yapmaya çalıştık diyorsun ya, bu tür projelerde insan hep şey arıyor. Ya zaten bir sürü var, hani sen ne yapıyorsun dediğinde hemen bir eşleştirme arıyor. Aklımıza Dark Sun gelirse, ki bildiğim kadarıyla orası çöl bir dünya değil ama sonradan çölleştiriliyor. Çok bilgim yok Dark Sun'la, sadece yüzeysel. Bu konuda ne demek istiyorsunuz?
Abi şöyle bir şey. Dersen başlangıçta günlük güneşlik bir dünya. Yeşillik, nehir, güzel güzel denizleri bile var. Bunu açıkça söyleyeyim ya. Ben bu arada Dark Sun oynadım. Bayılırım. Ve hiçbir zaman basılmayan Word'de, PDF'de kalmış romanlarına kadar okudum yani. Acayip fevri bir şey. Şöyle bir durum var. Dark Sun başlangıçta çöl değil. Ancak daha sonra iki farklı şekilde büyü yapmanın yolunu bulmuş büyücülerin savaşı sırasında güneşi bile karartarak, yani Dark Sun'ın birçok insan dünyası çöl gibi görür ama söylemediği bir şey vardır. Dark Sun'da güpegündüz, kızıl ötesi görüyormuşsunuz gibi kıpkırmızı olan bir yöreleri var. Bunun sebebi güneşi bile sarı değil artık, kehri var. Yani resmen bir tür kirli bal rengi olarak anlatabileceğiniz bir şey. Ve şöyle söyleyeyim, açıkçası çok seviyoruz. Ancak bizimki ondan daha farklı bir durum. Irklarımız daha farklı diyeyim. Birçok şey daha farklı. Birazcık çıtlatacağız bugün. Bu arada buradan bizi izleyen arkadaşlara hem teşekkür ederim hem de bir şey söylemek için. Bizi çok sıkıştırmayın demeyeyim de. Şunun için diyorum. Arkadaşlar dijital haklar yasalısı sebebiyle bazı şeylerin adını dibine kadar gelip anamıyoruz. Özür dilerim. Evet. Oluyor böyle şeyler. Maalesef. Ama sorun değil. Yani anlatırız istediğiniz gibi. Tamam. Şimdi Orada burası yalnız soru cevap bölümünde sıkışmaları hazır olun. haklarımız Sıkışacağınız bir evet. yer. O zaman olur. Tamam yani ne diyeyim? Ben Artık tamam. sizler bilmiyorum zaten. Tamam. Kıvırabilirsek diyelim. Tamam. Yok, Şimdi kıvırmak için değil gerçekten. Bu arada bir şey söyleyeceğim. ya Deliler gibi de anlatmak istiyoruz. biliyorum. İnanılmaz Şimdi ama sıkıntı ne biliyor olabilir. musun Gökhan? Emin Sıkıntı şu. Çok dallanıyor çünkü anlatmak istiyorsunuz. Evet, bu çok normal bir Evet. şey. Şimdi kısıtlı da bir zamanımız olduğu için Evet. ben daha fazla odaklanalım diyorum. Şimdi Dark Sun'dan isim haklarına geçtik. Hemen toparlayalım. Dark Sun'a benzerlik açısından mesela böyle bir şey, böyle bir yorum geldiğinde sizin dünyaya ne diyebiliriz? Abi yok, şöyle söyleyeyim, pek benzemiyor. Çünkü büyü sistemleri pek oradaki dünyayı var edebilir gibi değil. Ya öyle bir şey dönüşme şansımız yok. Zaten biz baştan beri çölüz. Ve Dark Sun'ın içindeki kültür grupları bizde çok daha farklı. Yani arada bayağı büyük ayrılıklar var. Ancak oyuna hazırlanmak isteyen çok rahatlıkla o his için Dark Sun'ı da kendi adına okuyabilir. İnternette bildiğim kadarıyla geçtiğimiz 3-4 sene önce basıldı. 8 sayılık bir çizgi romanı var. Ufacık. Çeşitli yerlerde var internette bildiğim kadarıyla. Edinebilir, okuyabilir, hissi alabilir. Bunun kadar değil. Anladım. Şimdi sizinki baştan beri çöl. Bana bahsettiğin şeyler çok dikkatimi çekmişti o ilk konuşmadan. Dediniz ya hani araştırınca çölün içinde meğerse bambaşka dünyalar varmış. Şimdi çöl hayatında oluşmuş kültürler farklı. Nasıl diyeceğim orayı? Yani insanların aslında şu cümleyi kurmuştun sen bana. Hani bir deniz kenarında yaşamak ya bir denize girmek, bir göl manzarasına karşı oturmak Evet. olurken aslında çölde yaşayan insanların yine aynı tutkuyla bekledikleri farklı şeyler oluyormuş demiştin. Kesinlikle. Ya oradaki hayatın şöyle bir özelliği var. Adamlar zaten şunu çok inanıyor. Yani biz bayağı bir inceledikten sonra bunu öğrendikten sonra çölde yaşayanların da hani bizim içimizde geçen bir muhabbet var. Yaz gelse de yazlığa gitse mi veya bir yere tatile mi gitse Evet. işte denize gitsek falan gibi durumları biz anlatıyoruz. Bizim hayatımızda bunlara yer veriyoruz. Hiç fark etmez. Çöldekilerin aynı tutkuyla yaptıkları 20 kilometre ötedeki kum tepelerin üzerine çıkıp görmek istedikleri özel manzaralar var. Aynısı bizim deniz kenarına bu beğendiğiniz tatil beldesine gitmenin aynısı da oraya koyun. Hani Evet. İngilizce dilinde boşlukları doldurunuz var ya. Evet. Aynısı adam nereye gitmek istiyorum durumunda bunu yapıyor. Hı. Aynı zamanda oradaki hayat çok disiplinli. Muhteşem bir enerjiyle dolular. Sabah 4.30'da uyanmak onlar için bir eziyet değil, hayatın mutluluk verici bir anı. Yaşadıklarına inanıyorlar böylece. Bunları sen söylerken kendi dünyanı mı bana aktarıyorsun şu anda yoksa gerçek hayattaki dünyamızda topladığın bilgilerden ötürü mü? Yok, bunu şöyle söylüyorum. Gerçek hayatta yani bu dünyada gerçekten Sahra'da, ondan sonra Gobi Çölü'nde, Taklamakan Çölü'nde falan Atakan'da. olan olaylardan bahsediyorum. Evet. Yani Atakama Çölü, Namibya Çölü gibi dünya üzerinde inanılmaz büyük çöller varmış bu arada. Hani öyle böyle değil diyelim. Hatta dünyanın çok ciddi bir miktarda çöl bu arada.
Hani dünyanın dörtte üçü şöyle böyle yok, yarısı su bilmem ne demeyi bildiğiniz gibi açıkça söyleyeyim. Yani dünyanın inanılmaz bir miktarı çöl. Tabii burada çöl derken buzul çölleri ve su altındaki yapılardan da mı bahsediyorsun? Tabii, hepsi yani hepsi ya doğru eğer galiba şey oran doğru hatırlıyorsam dünyanın %19'u çöl. Yani her 5 adımınızdan biri çölden geçiyor. Evet, anladım. Bilirsiniz İşte yani. çöl tanımı o kadar geniş bir kavram ki aslında baktığımız zaman denizin üzerinde var olmak bile bir çölde var olmakla eşdeğer. Evet, anladım. Bu yüzden çok geniş bir alandan bahsediyoruz ki bizim kütlemizde yarısı su, yarısı da tamamen çöl. Bu yüzden dünya tamamıyla bir çölden oluşuyor. Evet. Yani bunun gibi bir Buradan yola çıktınız ve gerçek dünyadaki kültür örneklerinden ilham evet. aldınız. Fakat yine fantastik ırkları bunlara uyarladınız. Bana ilk bahsettiğin Evet, ya ırklar... şimdi şöyle, ırkları hani ırklar açıkçası şöyle bir şey. Biz ırkları çok inceledik. Ve bir yandan daha dünyayı ilk planlarken de aramızda olan bir mutabakat vardı, yani uzlaşımız vardı. Açıkçası bildiğin cüceyi, elfi yapıştırmaktan yorulduk. Bunca yıldır onca dünyada göre göre de yorulduk. Yani bu da bir açı, hiçbir ilgisi olmayan dünyada mutlaka bir tane çekik gözlü, çekik kulaklı arkadaş var. Bir tane kısa boylu ve nedendir bilinmez hangi genetik havuza göreyse o inanılmaz tüylü bir arkadaş var. Mutlaka bir çirkinler kralı gibi bir ork goblin var falan. Ya yani bu goblinlerin bir suçu yok ya, azıcık dinlensinler yani. Hani biz bunları istemiyoruz olduk. Evet. Tabii bu bize acıya mal oldu yani. Çok acılı deneyimler oldu. Onların yerine koyabilecek şeyleri, bazı şeyleri öğretirken. Ama bizim çöl elflerimiz açıkçası yani ayıp olmasın. Bir tek onlar var. Ama çöl elflerimiz açıkçası Dark Sun'daki elfler gibi değil. Önce öyle söyleyelim. Çok daha farklı arkadaşlar. Ama bir tek belki ad olarak Elf onlar var. Ve kelimesi. sivri kulaklı da değiller. Çekik gözlü de değiller. Çok Evet. mutlu. Bu arada bizim kedilerimiz var. Bazen gelebilirler ekrana falan. Buradan geçebilirler. Haberiniz olsun. Tamam, Ya, sağ olun. uyarla Evet. demeyin. Şey, bunun dışında şöyle bir şey. İşte bir iki tane özel ırkımız var. Onları daha henüz söylemeyelim. Neredeyse eşi yok denecek ırklar bunlar. Bir de öyle iddiamız demeyelim de. Hani öyle şeyler denedik. Ciddi ciddi araştırmalara göre eşini de bulamadık. Özel çıkmış bazı yakınından bile geçtiğini düşünmüyoruz biz kendi adımıza. Ama Evet. benzer olur bazı şeyleri görünce. Olabilir yani. Onun Şimdi dışında burada şey mi, doğru mu anladım? Goblinleri kenara koyarken onların yerini dolduracak bir şey bulurken zorlandınız. Yani bu şu anlama mı geliyor? Tamamen size özgü yaratıklarla mı karşılaşacağız? tabii ki, Tabii ki. tabii ki. Yani sadece bize özgü değil, aynı zamanda birçok FRP settinginde ya da RPG oyununda falan zor bulunan farklı arkadaşlar diyelim. Bu açıkçası bizim çıtayı belli bir yere koymakla ilgili bir yere alacağız onları. Ardından şöyle bir şey var ya, biz bir şeye dayalı, bir prensip kararı aldık dünyayı yaratırken. Her yaratığın bir kültür grubu olmalı diye bakıyoruz. Bu aynı zamanda açıkçası şey, konuşurken aynı zaman şöyle söyleyelim. Bilindik yaratıklar yerine kültür olarak burada olduğuna göre ne yapabileceğine göre değişecek kısımlar diyelim bunlar. Çünkü mesela en klasik yaratıklardan işte çok beğenilir gene hani troll morol gibi bir durumu açıkçası. Kaldı ki o gerçek özellikleri bir trolü diye mi oynamaya kalktığı zaman açıkçası ben birçok oyuncunun kaç kere ağladığına tanık oldum yani. Öldüremezsin, edemezsin, kesemezsin, biçemezsin, bavula koyarsın, geri birleşir. Öyle özelliği olan arkadaşlar var. Trollerin tüm özellikleri mesela korkunçtur yani. Bu kadar basit olmasına rağmen. Ama bunun bir sebebi var. Onların troll olması değil, özelliklerinin çok özgün olması. Onlara özel olması. Evet. Açıkçası biz de özgün kültür gruplarından çıktık. Yani mesela belki bilirsiniz Afrika'da ateş karıncaları var. Yani bir tanesini üstüne ayakkabıyla basabilirsiniz. Ama 10.000 tane olduklarınızda kemiklerinizi ailenize postalıyorlar. Ve o kadar net söyleyelim. Ve bunlar 6.000, 5.000 taneden aşağı gezmiyorlar. Hani bir de öyle bir durumları var. Öğlen yemeğini yemeye çıkıyoruz deyip on binlerce sokağa çıkabiliyor bunları. Bizim de öyle arkadaşlarımız da oldu birazcık.
bazı şeyler diyelim. Ama hani kendine özgü yaratıklarımız var olacak. Bunların bir çok bir kültür alanları var. Haritanın üzerinde bir kere şöyle söyleyeyim, mesela denklemini bize ekleyelim bunu. Harita çok büyük oldu. Yani bu bir hata gibi gözüküyor baştan ama biz çok eğlendik. Emeğimizi çok aldı ama bu büyük haritada gidilecek çok yer, bakılacak çok şey ve bu yüzden de tanışılacak çok yaratık oldu. İster istemez de yaratıkların kültür özellikleri de buna göre değişiyor diyelim. Aynı haritada olup da birbirini beğenmeyen iki farklı kültür grubu gibi şeyler var. Ondan sonra bir de bizim şöyle bir örneğimiz var. Biliyorsunuz bir Star Wars'tan kopyalamayı birçok kişi çok sever. Bu çok ünlü bir geyiktir. Abi çok muhteşem bir oyunum var. Adı Pors. Kullananlara da Pedai diyoruz. Bizim o Pors Pedai örneği diye bir şey var. Yani öyle bir şey olmaması için de dediğim gibi her gün araştırma yapmaktan yaraladık. Ama böyle bir şey. Güzel. Şimdi özgün ırklar, özgün yaratıklar dedik. Size ilk konuşmada da sormuştum. Benim şahsi olarak çok merak ettiğim bir şey. Çağı hangisi olacak? Büyüler olacak mı? Barut, teknoloji ne derece olacak? Çağına ne diyebiliriz, dünyanın çağına? Ve buradan büyü sistemine de geçebiliriz mesela. Büyü ne kullanacaksınız? Benzerlik var mı? Peki, ya onu şöyle söyleyelim. Hani bu bir alternatif tarih çalışması gibi bir şey. Çünkü bazı kültürler, açık söylemek gerekirse, bunun yaklaşık bundan 1000-1500 yıl önce bize dayanan böyle orta çağ çöl kültürüne dayanan yapıları da var. Ama aynı zamanda kendi buradan büyülere atlamak gerekirse birkaç farklı büyü sistemi var. En büyük müjdelerimizden biri bu. Artık standart bir büyü havuzu var gökyüzünde. Bankamatikle bağlandığın gibi Wi-Fi'den çek çekebildiğin kadar, hafıza yettiği kadar, USB ve RAM bu kadarını aldı gibi durumlardan açıkçası biz nasıl değiştirebiliriz? Buna nasıl yeni oyun deneyimi arayışına başladık. Ve o sırada neler yapalım diye baktık yani. Ve bu yüzden de 3-4 çeşit büyü var. Bunlardan en basitinden, en azından şöyle söyleyeyim, 3 farklı çeşit büyü sistemi olacak. Bunlardan bir tanesi bizim bildiklerimizi genel FRP'lerde olan dünyanın üzerindeki bir büyülü bir örgüye büyülü bir örgüden hissedilebilerek alınabilecek olan bir bilginin dışında bayağı farklı büyü cinsleri keşfettik. Aslında varmış. Çevremizde, romanlarda da var bu arada. Birçok şey var. Ama biz dedik ki biz bunu oyunlaştıralım, kurala oturtalım ve düzenleyelim. Tabii ki özgün, bu bir çalıntı değil, öyle bir şey değil. Hani aşırı aktif esinlenmeler gibi de değil. Açıkçası ay öyle bir esinlendik ki force oldu işte, durumu olmasın diye. Sonrasında rahiplik sisteminin büyüleri tamamen değişiyor. Hatta rahipler bildiğimiz, daha önceki oynadığımız oyunlardaki rahiplerden tamamen farklı bir hal aldı. Bu da ciddi bir konu. Şimdi oradan rahip deyince tanrılar konusu açılacak. Tabii. Onu da sıraya koyabiliriz. Teknolojiye gelirsek, teknoloji dediğimiz şey açıkçası şöyle bir şey. İnsanların çok iyi miktarda metal ve taş yontmayı bildiği, ancak çöldeki kaynaklarla barışık yaşayabilmek adına bunları açıkçası bizim anladığımız bir elektronik gibi bir dünyaya değil, kendilerine özgü bir dünyaya çevirdikleri bir dünyadan bahsediyoruz. Örneğin aslında yok değil, bu yüzden bunlardan bahsedebiliriz. Pinterest'te falan kaynıyor. Mücevher zırhlar mesela var bir oyunda. Bu iş üstüne bayağı bir çalıştık yani. Bayağı enteresan eşyalar var. Ve bunlarla kullanabileceğiniz şeyler var. Ve bunlarla ilgili bir büyü okulu da var. Yani çölde açıkçası devasa zırhlar giymeniz olası değil. Bırakın hatta bunu. İncecik bir tülbentten öte bazı şeyleri giymeniz bile mümkün değil. Ve oyunu doğal ve otantik kılabilmek için madem öyle kalkıp da zırhımı acayip yerlere getirebilen, muhteşem istatistikler kazandırabilen büyük aletler, eşyalar hikayesi geride kaldı. O yüzden çok daha farklı süs ve eşya, gündelik hayat ve zırh arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemek durumunda kaldı. Bir yorum getirdik. Açıkçası çok yaratıcı sonuçları var diyeyim. Çünkü dünyanın içinde farklı bir teknoloji seviyesi var. Sormadık ama iznimle tam yeri olduğu için söylüyorum. Bu dünyada birkaç farklı teknoloji tipi daha var. Bunlardan bir tanesi psikolojik teknolojiler.
Açıkçası bunlar büyülerle ve rahiplerle iç içe çalışabiliyorlar. Ve aynı zamanda birbirlerine yaratıcı bir şekilde herkesin birbirinin özel noktalarına hitap eden bazı hem karşıt birbirlerinin kuyusunu kazabilecekleri hem de başka şeyler için durumlar olacak. Açıkçası böyle bir teknoloji seviyesiyle etkilenince oyunun en büyük sürprizlerinden bir tanesi olan çok farklı yani bugüne kadar çok bir şeyini görmediğimiz sadece çok eskiden World of Darkness'ın ilk hallerindeki Raid the Oblivion'a belki bilen arkadaşlar varsa bilmiyorum ama istiyorsanız yazabiliriz de hani belki soru cevap da söyleriz gibi. Raid the Oblivion'a benzer bir durum denk geliyor bir noktada ama burada ölememekten dolayı hayalet kalmak gibi bir şey değil. Ben söylüyorum yani o hiçbir sorunuz yok bununla yani. Bunun gibi şeyler var. Açıkçası o yüzden farklı teknoloji katmanları var. Olay sadece büyüyle gelişmiyor. Onu da belirtelim. Evet anladım. Buradan şeye geçebiliriz. Tanrılar, rahiplik sistemi, bu iş nasıl çalışacak? Ya şimdi Abi şöyle zaten bir şimdiye kadar söylediklerinizin çoğu yeni şeyler ve merak uyandırıyor açıkçası bende. Özellikle o zırh olayından bahsettiniz, büyü mekanizmasından merak uyandırıyor ama sanırım çoğu şu anda cevabını alamayacağımız şeyler. Şu anki şöyle bir şey. konumda. Bazıları en azından evet öyle görünüyor. Çünkü Dijital haklar yasası muhabbetiyle ilgili bir şey bu. Özür dileriz kesinlikle yani. yani. Ama şöyle bir olabildiğince çok siz merak etmeyin. İyi polis kötü bir polis gibi hiç oynamıyoruz. İkimiz de saf polisiz. Hem anlatmak için ya uğraşıyor isteriz yani deli gibi. Şöyle diyeyim. Abi birçok şey yeni olduğu için birincisi söyleyemiyoruz. İkincisi ya biz gözümüzü çok kararttığımız için bazı şeyleri yapmaya çok pis niyetimiz var. Ve bunu denemek istiyoruz. Çünkü şimdi bizim geçmişimizde var, benim kendimde var. Belki katılan arkadaşlar dinleyicilerden bilir. Biliyorsunuz her sene dünyada Amerika'da yapılan bunun bir tane çok büyük bir GenCon diye bir FRP forumu var. Geneva Convention. Evet, bir büyük bir convention'ları var. Oyun toplantısı fuarı ne diyorsanız. Abi ben yıl daha 2001'de GenCon'a oyun kabul, uzaktan oyun kabul ettirmiş bir insanım. Yani hani şunun için dedim, açıkçası çok isteyerek yaptığımız bir şeydi. Ve bu yüzden de bir sürü insanla da yani konuşup, tanışıp, editörle çalışma şansımız oldu. Ve dürüstçe bir şey söyleyeceğim. Adamların dediği şu, şirket politikalarımız izin verse biz neler yayınlayacağız dediler. Ve yayınlayamıyorlar da. Çünkü Evet. şirket politikaları başka bir şey. Evet. Bana Hani bu çok bahsetmiştin ilk ayrı. konuşmamızda Wizards'la ilgili Evet. durumlardan falan. Yani Evet. şöyle bir şey söyleyeyim. Açık konuşmak gerekiyor. Abi bizim öyle bir derdimiz yok. Biz kendi başımıza bu yola çıkıyoruz. Belki yarın öbür gün bizim bir şirket politikamız olur. O ayrı bir şey. Kötü adam olur muyuz onu bilmiyorum. Olmayız sanırım. Hani bu nüveden o çıkmayabilir yani. Ama dürüstçe bir şey söyleyeceğim. Yani yapmak için uğraşmak istiyoruz. Bu çok değerli bir şey. Geri dönelim rahipliğe. Rahiplerin Ha. iki temeli ayrılıyor. O kadar Efendim? tanrı. Tam anlayamadım orayı. Rahipler dedin. Ha, o konuyla ilgili neler söyleyebileceksiniz? Rahiplere geri dönelim tanrılara. Şimdi açıkçası klasik mitolojinin anlattığı bize bir şey var. Tanrılar sürekli bir işe yarıyor. Ya mutfakta habire kırdığın sakarlıklar engel olmak için hamaratlık becerilik dedik tanrısı var. Ona bir meyve veriyorsun. Çok becerilikle yaptığın bir tepsi sunuyorsun falan gibi. Abi açıkçası bu mitoloji bir noktadan sonra tanrıları sadece insanın oyuncağı yaptığını düşünüyoruz. Ve bu fikirden çekinmek için bizim tanrılarımız neredeyse tamamen nötr tanrılar. Hiç kimseye hiçbir sözleri ve vaatleri yok. Sadece ve sadece onun yolunda ilerlemeyi düşünürsen sana bazı hediyeler sunabilir. Bak sunabilir. Sunma garantisi yok. Yok. Düşünün yani rahip olup bir gram rahiplik yeteneği olmayan adam olabilir. Ve böyle bir şey oynayabiliyorsunuz. Hakkınız var. En babası da bu yani. Tamamen farklı bir oyunda ilerliyor. Çünkü rahiplik sistemi daha farklı bir durum. Şurada Ama burada şunu merak ettim. Hemen söylemek istiyorum. buyurun Sunabilir efendim. dediniz. Atıyorum ben rahip oynamaya karar verdim. Hiç kimseden bir sunum beklemeyen bir savaşçıyla dengem nasıl olacak? Ya şimdi onları şöyle tanımladık. Birincisi bu her şeyden önce belki arkadaşlar yazdılar ettiler bilmiyorum ama
ya da merak edin için söyleyeyim. Birincisi bu level alınan, yani seviye atladığınız bir oyun değil. Her şey dönüşü zar havuzuyla oynuyoruz. Bu bir D6 oyunu. Açıkçası bildiğimiz tavla zarı gibi 600'lü zarla oynuyoruz. Şimdi şu anda mekaniklere doğru geçiyoruz. Konuşmamızda yani, burayı... Sadece adını söyleyeyim. Yok, oraya da geçmek istiyorum. Çünkü ilk konuşmamızda mekaniklere hiç geçememiştik. Hani evet. Onu sonraya bırakmıştık. O yüzden şöyle söyleyeyim. Bu bir D6 oyunu olduğu için açıkçası zarınızı geliştirmekle oynuyorsunuz bu oyunu. Yani level 1'deyken de diğer sözcüklerle, terminolojiyle konuşayım. Ya da D&D terminolojisiyle söyleyeyim. Level 1'deyken de level 9, yani oyunda level 17'de alacağınız büyü yapmayı deneme hakkınız var. Ama tabii var yani. Hani sonuçta Excalibur kılıcını düşünün, ortada bir yerde duruyor ve her önüne gelen de çekmeyi deneyebilir. Evet. Yalan değil. Ama bunu bu şekilde yapacağınız anlamına gelmiyor. Bunun sebebi insanları RP'den alıkoymamak. Yaptıkları rolden alıkoymamak. Tabii ki bir yere ulaşacağım hissi de var bu oyunda. Yalnız olay şu, tanrıların sunduğu fikirden başlarsak açıkçası söyleyeyim. Tanrılar her şeyden önce birden fazla kavramaya sahipliği yapan büyük bir mistik bir evrendeki bir dinamik. Abi diyorlar, bizim bir güzel işimiz var. Durduk yere sizin ağlamalarınızı dinleyecek, yani çocuksu bir tavra bürünecek halimiz yok. O sizin dünyanız ve kabulünüz. Katılmak isterseniz burada keşfedeceğiniz koca bir dünya var. Onun dışında da elbette ki bizimle birlikte yürüyecek adamın da bizimle birlikte yapması gereken işler var. Olay bu. En basit. Öyle söyleyeyim. Ardından açıkçası rahiplik kısmının dengesine gelirsek savaşçıya göre, rahibin kendine özgü yetenekleri de var. Göründüğü kadar saf bir durum değil. Tanrı sana bazı yetenekleri verebilir ve vermeyebilir. Bu başka bir konu. Ancak hiçbir şekilde saf ve dımdızlak bir karakter değilsin. Öyle değil. Çok özel bir sistem tasarlıyoruz. Açıkçası level atlamak yerine, yüksek seviyelere ulaşmak yerine tamamen kendine has bir mekanikle istediğin gibi yavaş yavaş oyunda arkadaşlarını da dahil ettiğin, böyle yürü abi gidiyoruz deyip onları da götürüp yapabildiğin, bizim Tanrı'yla benim işim var ve siz de benim kefilim olacaksınız. Hadi seviye atlayacağım ben falan gibi. Kendi kendine atlayıp bazı şeyleri arkadaşlarını grup deneyimine, açıkçası her bir sınıfı, atıyorum rahip, atıyorum büyücü, atıyorum bir şeyse, neyse ne varsa. Bu arada bir sürpriz onu da söyleyelim. 40 küsür sınıf var. Şu anda gözüken. Artabilir bu. Çünkü ihtiyaç doğuyor. Öyküye göre şekilleniyor. Dünyanın mitolojisi ve öyküsüyle ilgili. Ve bunların birbirlerinden çok fantastik farkları var. Açıkçası bayağı büyük bir şey, hazine var orada diyelim. Biz en azından çok eğlenerek yaptık. Kaldı ki çok acımasız da yaptık. Yani abi bizce yaşamaz ya bu sınıf dedik. Ve sonra hani bizim bir klasik bir geyik de, bir İngiliz, bir Fransız, bir de temel hani bir bara doğru yürürler veya bir şeyler olur, fıkraları vardır ya. Aynen öyle, bir şundan, bir bundan, bir bundan çölde yürüyorlar, ne yapacağız abi diye durumlarımız var. Böyle onlardan test ede ede, yeteneklerine baka baka diyeyim. Daha bir sürü şeyler olacak. Temel anlamda bu. Yaşamaz dediklerimizi yaşattık, yaşar dediklerimizi yaşatamadık. Aynen öyle yani, abi kesin yaşar diyoruz, elinde sopası var falan. O sopanın nereye gittiğini göremediğimiz şeyler oldu. Bir vuruşta falan başımıza işler geliyor diye. Şimdi çok böyle üstü kapalı konuşunca da çok merak ediyor insan aslında. Tam olarak ne anlatmak istediğinizi ben çok merak ediyorum mesela. Neyi yaşar? Biz de merak ediyoruz. Biz şu an anlatmak için o kadar istekliyiz ki. Yani Aynen. Nasıl anlatmak istediğimizi dahi anlatmaya kelimeler yetmez. Ama elimizden geldiğince maalesef biraz üstü kapalı, biraz bu yüzden fazla merak uyandıracak şekilde de anlatıyoruz aslında. Az kaldı diyelim abi. Yani bu yılın başında devreye giriyor, Kickstarter'a girecek ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. İnsanlar bununla ilgili hikayeleri takip etmeye başlayacaklar. Çünkü şöyle söyleyeyim size, bunun Türkçe bir podcast'i var. Geliyor, kaydediliyor. Aynı zamanda bizim YouTube kanalının içinde insanların bizimle temelde kontak kurabilecek o durumlar yaratacağız. Şöyle anlatalım onu da. Bunun öyküleri yazılıyor ve ciddi ciddi romanlarını şimdiden göz koyduk. Roman karakter
belirlemesi yaptık. Editöryel çalışma da oldu. Benim biraz Edebiyat Akademisi'yle falan ilgim var. Can da zaten oradan alıyor. Öyküleri, romanlar için falan geliyor böyle. Ben bu ara bayağı bir metin yazarlığıyla uğraşıyorum. Olabildiğince podcastler için hikayeleri oluşturup sıralamaya başladım. Yakın zamanda onlar da başlayacak. Evet, bunlar podcast'ten dinleyebileceksiniz ve podcast'ler de Türkçe bu arada. Yani Evet. biz hem Türkçesini hem İngilizcesini Tamam. koyacağız. Açıkçası bu ülkeyi, yani biz bu ülkenin ana dilini konuşuyoruz. Bir ana dilimizi niye dışlayalım? Yan komşumla, arkadaşımla oynayamayacaksam, dediğim gibi dünyanın bir tarafına özel hizmetkar değiliz açıkçası. Öyle bir şey yok. Biz bunu herkese paylaşmak istiyoruz. Bu yüzden de açıkçası bir yerlere götürüp oyunu Türkçe insanlara oynatacağız tabii ki. Bu böyle bir Evet. şey değil. Evet. Kaldı ki bildiğim kadarıyla Tuğba hani söylemişti bize şey etkinlikleri oluyormuş falan. Belki Antalya'ya gidip bir hafta sonu orada bir günlük, 2 günlük bir oyun yapıp Evet. orada arkadaşlarla buluşturabiliriz. Ankara'da işte konvensiyonu, İstanbul'da konvensiyonu götürebiliriz. Ama Evet. tabii şu anda maalesef kolumuz kilitli çünkü çalışma ve buna Kickstarter'a haklarını tutarak götürebilme konumdayız yani. Ne Birazcık zamana kadar bu sıkıntı sürecek? Mesela biz ne zaman daha somut bir şeylerle tanışabiliriz? yani Kickstarter'a girişimizi yaptığımız gün aslında birçok şeyi gönül rahatlığıyla detaylı detaylı açıklamaya Ya şöyle bir başlayabileceğiz. şey var açıkçası. Bir yandan da şöyle bir durum var. Oyunu tanımaya, oyunun ve dünyanın içine girmeye Türkçe podcastlerle başlayabilirsiniz. Evet. En azından o yakın. Oldukça yakın öyle söyleyeyim. Ya yani az haftası var. Birkaç hafta içinde başlıyor hatta diyeyim. Başka bir şey daha var. Bu arada podcastlerin doğal olarak hani biz insanlara şöyle bir şey söylüyoruz. Lütfen bakın hani burada da bizim mailimiz var. Mailimizi Tuğba sağ olsun yazdı oraya. Lütfen mail atın. Hani belki burada söyleyemeyebiliyor olabilirim. Ama özel mailimde bana ait olduğu için, bize ait mail olduğu için içinden bir şey sızması açıkçası benim üstüne yürüyebileceğim bir durum oluşturur. Ama burada söyleyebilmem hediye etmek olur. Evet, Evet. anladım. Ya, belki bir yılda daha net bazı şeylere, hepsini değil ama birazcık daha net şey yapabilirim, anlatabilirim diyeyim. Şöyle söyleyelim. Onun dışında bir şey var. Az önce bir şey diyorduk. Kaçtı gitti ama. Kusura bakmayın. Neyle Belki ilgili? denk gelir bir daha söyleriz yani. Ha tamam. Evet. Bu konu bittiyse o zaman evet bir süre daha beklememiz gerekecek. Senin bana dediğin zaten bu yayınları yaparız böyle bir seri şeklinde yapmaya çalışırız demiştik. Hani hem izleyiciler, takipçiler olayın mutfağını görürler demiştin. Yani sizin Kickstarter'a yaklaşan adımlarınızı da şahit olurlar. Benim bu konuda size konuşmada da dediğimi şimdi seyircilerle de paylaşmak istiyorum. Şimdi Forgotten Realms diyoruz, Dark Sun diyoruz ya da başka şeyler. Çok ciddi bir lore'a sahipler fakat bunlar hep adım adım oldu. Değil mi? Yıllar içinde birikti, çağlar oluştu. Ve sizin bana anlattıklarınızdan da ben şunu gördüm. Azımsanmayacak bir emek var ortada. Özellikle o dünyanın coğrafyasını o teorik kısmı inceleyince zaten bir sürü birikim ortaya çıkıyor. Bunları da size şunu sormuştum. Hani nereden başlayacaksınız aşılamaya? Mesela Forgotten Realms'ın Sword Coast'u gibi bir yer olacak mı demiştim. Sen de bana bir bölge gösterdin. İşte buradan başlamayı düşünüyoruz dedin. Benim fikrim podcastler olsun ya da Can senin metinlerin olsun ufak ufak hikayelerle, çekici hikayelerle buraları aşılamaya başlamak insanlara ki insanların tutunacak somut bir şeyleri olsun Kickstarter'a kadar. Bunun için de şey çok güzel bir yöntem olabilir yine. Sana söylediğim belki bir başlangıç macerası, tanıtım macerası ayarlanırsa hem sistem testi için hem de lore'un paylaşılması için böyle bir macera oynatılabilir. Yine online bir şekilde servis edilebilir gibi fikirlerim var benim. Yani aklıma gelen yapabileceklerim bunlar gibi görünüyor. Bu Ya tür... şöyle söyleyeyim, açıkçası şimdi birçok insan bunu soruyor. Biz de nezaketen bakın buradan başlayabilirsiniz diyoruz. Ancak dünyanın bir özelliği var abi. Arkadaşlara paylaşalım. Açıkçası istediğiniz yerden başlayabiliyorsunuz. Bir başlangıç bölgesi almak yerine bu bir zar havuzu oyunu sistemi olduğu için, mekanikleri o yönde ilerlediği için. DM istediği yerdeki kişileri
buradan çekebilir, alabilir diyeyim. İstediğin zarını 1'e indirip istediğin zarını 5'e 10'a yükseltip durumu dengeleyebilirsin. Bir de oyunda dinamikler var. Açıkçası oyunun çok büyük bir şeysi var. Biz işin mutfağını görür derken sizinle paylaşmak istediğimiz bir şey var aslında. Bizim bir anlayışımız var. O da şöyle bir şey. Oyuncunun bir daha uğramayacağı derecede ya da yazlık köye çevirdiği bir derecede bir başlangıç fikri açıkçası bir süredir birçok oyunda denenen ama bir sonunda haritanın bir bölümünün geride kaldı dediğimiz Evet. bir hissine yol açıyor. Evet doğru. Biz bu hissi düşünmüyoruz. Karşı değiliz. Herkes işimizi de görür. Kaldı ki podcast'ini yapacağımız ilk öykü de bu başlangıç bölgesinden bahsediyor. Evet ben de şu an onun hikayesini yani direkt bir oyunda oynanan karakterlerin gözünden yaşantıyı yazmaya çalışıyorum. Bu yazdığım hikaye doğrultusunda hem dünyayı daha iyi tanıyacaklar. Hem dünyanın içinde var olmanın nasıl bir hissiyat olduğunu Evet. görecekler. Hem karakterleri 3-5 şekilde tanımak için yakınlık duyacaklarına inanıyorum. Bakalım bunu da tabii dinleyenler ve Çok yorumlarında bize göreceğiz. yansıtırlar Evet. Çok diyelim. önemli Evet. şeyler. Bu dünyanın içinde olmak nasıl bir his? Ne gibi İşte zorlukları, ne gibi avantajları var, kolaylıkları var? Bu benim şahsi olarak çok merak ettiğim şeylerden biri. ya bunun gibi bir şey. Biz de zaten bunu çok istiyoruz. Aslında buradan tester olmak isteyene de sesleniyoruz. Lütfen Tuğba'nın ekrana yansıttığı e-mail'den bize ulaşın. Çünkü biz gerçekten dünya hissi testi diye bir test var. Evet. Oyun tasarlamını da mutfağını da paylaşmak istiyoruz. Evet. Bu arada hani ben kendi adıma ben bilgisayar oyunu firmalarında tasarımcı olarak çalışmış birisiyim. Açıkçası fakültelerde falan buna gibi dersler vermiş birisiyim. Başıma gelenlerden, tecrübelerimden bir şey var. Birçok insan ben yaptım olduğunun oyun olduğunu, tasarım olduğunu sanıyor. Yani böyle olmadığını anlatmak gerekiyor. Çoğu gerçekten büyük fedakarlıklar, fedakarlık derken de emekten bahsetmiyorum. Hani yaptığınız şeye sarılabildiğiniz kadar onu bırakabilmeyi de bilmekten bahsediyorum. Kesinlikle bu yüzden de bu mutfağı da sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu Dünya bırakabilmek derken herhangi bir şeyde başarısız olduğumda vazgeçmekten bahsediyorum. evet. Yani abi ben bunu muhteşem düşünüyorum. Bu harika bir şey. Ben akıl ettiğim için ne kadar harika değil mi? Durumu bilip Evet. bana bir anlık güzel gözüktü. Benim hayal gücüm de güzel. Herkese paylaşmak için çok uygun değil. Evet, Bunu anlamak gerekiyor. çok Yani doğru. birçok aslında edebi romanın başına gelen de bu. Harika güzel romanlar var. Bu açıkçası sırf ben dedim ve size getirdim. Yani DM de az ya dünyada. Hani bazen böyle nadiren altın gibi bulunuyor. Okey, DM yaptıysa ne yapalım artık? Konumuna gelmenin hiçbir anlamı yok. Ben de DM'im herkes benim istediğimi yapacak demenin de bir anlamı yok. Evet, Bunlar evet boş doğru. şeyler. Bu birçok sektöre de uyarlanabilir bu dediğin. Bu farkındalığa ulaşmak zaten insanı başarıya götüren bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü müzikte de çok ciddi anlamda geçerli bir bilinç bu söylediğin. DM'lik konusunda apayrı bir şey. Zaten yıllardır tartıştığımız şey hani iyi DM nasıl olunur? Oyunculara düşman, oyuncularla yarışır benim dediğim mi olsun? Hani ya o ittirme olduğu zaman ben bunu düşündüm güzel. Siz de bunu güzel bulacaksınız. Olayı olduğu zaman iticilik başlıyor bu sefer. Bu Ya şöyle bir şey farkındalık olabilir. önemli. DM çok harika bir şey hayal etmiştir. Ve bunu birileriyle paylaşmak ister. Buraya kadar harika. Paylaşmak isterken bunu o insanlar yaşadığında ne yaşayacaklarını onlara bırakmak gerekiyor. Yani sen aynı durumda olsaydın aynı şeyi hissetmezdin. Evet. Ne hakaret kabul etmeyin. Abi sen bundan harika, çok epik, çok kurtarıcı, muhteşem kahramanlık duyguları almış olabilirsin ama benim için çok büyük bir dram bu. Ve ben bundan gerildim. Ama bu gerilmek bile bir deneyimdir bu arada. Bunu da birbirimizi zehir etmeden diyelim. Zaten oyunun güzelliği de o. Oyun oynama fikrinin güzelliği o. Aynı anda ikimizin bir şey yaşayıp farklı şeyler hissedebilme özgürlüğüne bir noktada oyun diyoruz. Yoksa öte türlüsü bir tür kavramsal askerlik. Yani herkes aynı şeyi sola dön, sağa dön, herkes bunu yapacakmış gibi geliyor. Hayır yani o adam boş boş bakmaya başlayıp başka şeyleri düşünmeye başladıysa bu onun dünyası. İzin vermek lazım. Ve biz de zaten buna izin verebilen bir dünyayı nasıl yapabiliriz Evet. diye
düşünüyoruz açıkçası. Mitolojik fikirler buna bakıyor diyelim. Böyle buraya kadar. Hı hı. Ya DM'likte de bu zor mesela, ben bunun farkında olmama rağmen her zaman buna uygun davranamayabiliyorum mesela. Yeri geldiğinde çok zor olabilir. Ya nasıl böyle yapmazsınız gibi insan bazen içinden düşünüyor ama dışarıya da bazen bazen vurabiliyor. Herkes bu tuzağa düşebiliyor yani. Bizim dalga geçtiğimiz ünlü bir durum var. Arkadaşlar, FRP demek maç yapmak demek. Oyuncu spor, dungeon spor. Kapışın. Modelinde bir duruma düşmemek lazım. Hani arkasında evet, da eğlenceli oluyor. Küçük bir minyatür kale maç yapıyoruz ama o kılıç senin, bu kalkan benim diye. Ama ne olursa olsun şu bir gerçek ki, hani o dünyanın içeriğiyle de öyle söylerim. Örneğin size bir hazır tam yeri denk geldi. Açıkçası bu dünyada ölmek çok kolay. Mesela dünya mekaniklerinden birazcık da beğenen kişiler için konuşmak gerekirse. Ölmek çok kolay ve savaş kısmına gelince çok büyük tavsiyelerimiz var. Aklınıza geldiği gibi sakın kılıç çekmeyin gibi. Yani çünkü biraz gerçek hayata da tutunsun evet, diye böyle bir şey yaptık. Çünkü birisi karşımıza çıktığı zaman o dönemde hayal edin kendinizi. Hemen herkes kılıcına sarılır. Da karşındakinin ne olduğunu bilmeden kılıca sarılmak kesin olarak bir infaza da yol açabilir. Bunu da çok güzel yansıttığımıza inanıyoruz. Hani bu konuda da ünlü bir hikaye vardır. Hayatı boyunca kılıç çekmemiş samuraylar var. Evet. Hmm. Çünkü o kılıç çıkarsa adam öldürmeden geri inmez. Oh, yani bu bizim... Yok, ben Japonlar için bahsediyorum. Onlarda da mı varmış böyle bir şey? Şimdi, yani 9 kiloluk bir kılıçtan bahsediyoruz neredeyse bazı örneklerin. 9 kiloyu havaya atsam, altına ben geçsem, serbest düşse geri ölürüm. Yani o kılıç düştükten sonra açık konuşalım yani. O yüzden de hani bu çok ciddi bir şey. Savaş çok ciddi bir olay. Herkesi önüne geldiği gibi öldüremez. Katliam çok büyük bir şeylere yol açıyor. Ve oyun, insan öldürmek oyundaki en büyük, ya da bir yaratığı öldürmek oyundaki en büyük mekaniklerden birini tetikliyor diyelim. Biz bunun üstüne bir şey, bayağı bir şey kurduk. Ne diyebiliriz yani, o mekaniğe? Nasıl bir mekanik? Anlatabiliriz bunu. Bu orada test oyunu olduğu için tabii ki mümkün yani. Onun dışında şöyle söyleyeyim. EDM'lik özellikle bu oyun dünyasında, FRP'nin geneline baktığınızda bir şey var. EDM'lik birlikte iyi vakit geçirebilmenizi sağlayan kişidir diyoruz biz genelde. Yani bunu grupça beşiler kovalıyorsak tamam, iyi oyuncu ve iyi DM'liyizdir. Yani ama hayatta bir sürü farklı şey de var. Bu yüzden her iki tarafta da büyük sabırlar tavsiye ediyoruz diyelim. Yani lütfen arkadaşlar sabırlı olun. Çünkü her şeyin arkası bambaşka bir şey çıkabilir. Evet. Ve bu dünyada yoğun miktarda bir öykü var. Bazen DM'in bile bu öyküleri adapte olup size anlatması çok farklı bir şey. Duruma gelebiliyor. Biz kendimiz bazen bir iki egzersiz yapıyoruz. Bazı müzikleri açıp oyunun öyküler oynuyoruz falan böyle. Evde tiyatro havası geçiyor. Ama şöyle söyleyeyim yani çalıştığımız yerlerde. Açıkçası kendimizi bile etkileyemezsek okey abi bu konuştuğumuz şey at oyundan diyoruz. Çünkü ben etkilenmiyorsam 3 aşağı 5 yukarı bir başkasını etkilemem çok zor. Bunu aktif çok zor. Buna da inanıyoruz. Evet. Bu yüzden de koca bir dünyayı ortaya oturabilmek için açıkçası kendimiz üstünde yaptığımız büyük egzersizler var. Hani okey abi bugün hiç beğenmediğim ve alışık olmadığım bir şey yapacağız gibi başlıyoruz diyeyim. Ondan sonra tabii bu muhteşem bir şey çünkü çok büyük bir esneklik kazanıyoruz zamanla. Onun da oyuna çok büyük artısı var. Öyle söyleyelim. Oyunda bununla ilgili birçok şeyi bulabildiğimizi anlamaya başladık. En azından evet, kendi açımızdan. Tamam. Şimdi ben ne kadar konuşursam konuşayım hep aynı seviyenin üstünde kalıyoruz. Altına inemiyoruz. O yüzden cevaplar için, açıklamalar için teşekkür ediyorum. Şimdi izleyici arkadaşlarımızın da merak ettiği konulara, benim aklıma gelmeyen şeylere geçebiliriz. Bir sevgili izleyici arkadaşım, ismimi etiketleyerek gönderirseniz hemen görebilirim sorunuzu. Oradan devam edebiliriz. Şimdi bir soru vardı, aklımda kaldı. Onu sormak istiyorum size. Evet, ejderhalar. Nedir hocam durum? Yani böyle bir uç yaratık var mıdır sizde? Ejderha görebilecek miyiz? Bu soruyu yönelteyim bakalım.
Yok, bizim ejderhamız yok arkadaşlar. Olmadı. Çözüldü. Biz fakiriz. Bu Bizde olmadı. daha yetişmedi. Para çıkışmadı. Alamadık. O Daha nedenle doğrusu bizdeki, yani bizim bu kıtaya ejderha gelirse aman aman deyip korkup kaçabilir. yani evet, ejderhayı havada o indirebilecek insanlar var Bir burada. dakika şimdi. Bir dakika. Ejderha yok mu? Biz alabiliriz. İşte bu olmadı şimdi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Açıkçası ejderhanın yerini alabilecek canlılar var. Kesinlikle. Hatta şöyle söyleyeyim. Ejderha aslında bir konsept. Öyle anlatalım. Evet. Ejderha dediğiniz arkadaş açıkçası birçok dünyada insanın bugüne kadarki en büyük korkusu olan sürüngenlerle ilgili bir belirteç. Gerçek kökenini duymak isterseniz bir satır bilimsel takılın kenara. Ejderha kadar büyük bir yaratığı veya bir yaratığın bir kere bu kıtada beslenebileceği bu dünyalarda hiç kimse yok. Yani bu dünyanın insanları veya bu dünyanın diğer canlıları, ırkları açıkçası ejderhayı hadi ya hoş geldin abi sofrada bir tabak ister misin diyecek arkadaşlar var. Öyle söyleyeyim. Tamam. Ama ejderhayı isteyen istediği gibi koyabiliyor. Evet. Hiçbir sorunumuz yok. Anladım, evet. Çünkü bu devasa boyutta bir dünya ve inanın bana hepimize bolca toplu konut dikecek yer var. Tamam, mesela ben ejderhayı koymak isteyeyim. Sizin sisteme uyarlayabileceğim kolay araçlar olacak mı? Tabii. Tabii ki. Hatta size şöyle söyleyeyim. Haritadaki denizlerin içinde boşluklar var. Evet. Ve bu boşluklara biz açık açık bakın sizin bir kıtanız, bir dünyanız olduğunda getirin dünyayı bu boşluğa kenarına oturtun. Evet, Ve anladım. bakın buradan belli bir süre boyunca gelerek buraya varabilirsiniz. Hatta şuna kadar A kıyısının kenarına koyduysanız adamınızı oraya ortalama 7 gün boyunca seyahat edecek kadar bir uzaklığa koyun. Çünkü tam buna uygun bir senaryo ipuçları var ve koca bir bölüm sizi bekliyor. Evet, anladım. Yani istediğiniz kadar diyeyim öyle. Tamam. Ama onun dışında şöyle söyleyelim. Yani bu ejderha konusuna şakasına değinmek gerekirse açıkça bir şey söyleyeceğim. Ama biz ejderha hiç ihtiyaç duymadık. Olayın özünde böyle bir şey vardı. Çünkü ejderhanın var olduğu bir dünyadansa daha doğrusu o ejderhanın temsil ettiği kavrama ihtiyaç duymadık. Evet. Çünkü başka türlü kavramlarımız oldu. Evet. Ona eşdeğer şeyleriniz var ama Evet, uçlarınız var evet, yani. evet, evet, evet. Tamam. Yani Şimdi fazlasını karşılıyoruz o ejderha isteğinin diyebiliriz. vallahi görelim bakalım. Merakla bekliyorum onu. Şimdi çok geldi bu soru Türkçe olacak mı diye ama siz söylediniz, olacağını söylediniz değil mi? Yani Kickstarter'da alacağımız ürün hem İngilizce hem Türkçe en azından. Yok. Kickstarter'dakinin Türkçesinde ancak biz kendimiz Türkiye'de yayın hakları bizimle birleşince, onun da bazı teknik prosedürleri var, anlatacağız insanlara. Evet. Ancak belli bir süreden sonra biz Türkçesini sizin için yapabiliyor olacağız. Ona da zaten bir şey söyleyeceğim. Hani bize aklımızda bir hem Türkçe hem İngilizce kaydediyoruz sürekli. Kitapların bu yüzden de şeyleri var. Prototipleri var ortada. Tamam. Çoktan oluştu. Şimdi Evet. ben ürünü Sizin de almak maalesef istediğimde, ilerleyen zamanlarda. Evet. mecbur İngilizce mi alacağım önce? Şimdi ilk önce evet alacaksınız. Kesinlikle. Almak zorunda değilsiniz. Hani bu açıdan kimseyi zorlayamam. Yok, Ama almak istiyorum mesela. Desteklemek istiyorum. desteklemek istiyorsanız tamam onda tabii ki İngilizce. Ancak biz burada Gökhan ve Can diye iki tane böyle ismi olan adam varsa sen o kitabı İngilizce de alsan, aynı sözlüğü de alsan açıkçası bize ulaşırsan uygun bir vaktimiz takvimde varsa biz oturup o bölümün sana ne anlama geldiğini açıklayacağız. Açıkça söylüyorum. Hani paylaşmak iyidir. Bu konuda diğer zamanla ekibe katılacak arkadaşlarım da görevli olacaktır. Abi bu gece ben sizinle birlikteyim. Ben anlatacağım size gibi. Bazı şeyleri sıkıntıya düştüğünüz her şeyi paylaşabilirsiniz. Bir tür mini danışmanlık gibi yapıp olayı. Bak, tamam teşekkürler. Şimdi keyfinize bakın. İyi günler. Şimdi Gökhan, dünyada şu anda en popüler sistemlerden birisi Fifth Edition D&D, Evet. değil mi? Bu olayların içinde bu olaylarla ilgili içerik üreten biri olarak çok fazla talep geliyor Türkçesi konusunda. Çünkü oynamak isteyip oynayamayan ve kaynağı bulamayan bir sürü insan var. Şimdi siz bunu talep karşılığında çeviririz diyorsunuz. Bunun yerine bu insanları kazanmak için neden en baştan ürün böyle üretilmiyor? Yani bu zor değil mi sizin seçtiğiniz bu yol? Şimdi şöyle söyleyelim. Açık konuşmak gerekirse bunun birçok faktörü var. Her şeyden önce ekonomik faktörler geliyor gibi gözükse bile birçok insana sorduğunuzda bunu da söylese başka bir faktör daha var. Açıkçası bunu Türkçe duyduğunda
Önce şu konu uzlaşıya varmak gerekir. Yaş bandı nedir bilmiyorum ama arkadaşlar oyuncunun el kitabını Türkçe'ye çeviren bir ekip vardı. Bundan 8-10 sene kadar önce. Hiç bilir misiniz? Diye ben bir sorayım. Cevap beklemiyorum. Ben size sadece bu konuyu anımsatmak için bunu söyledim. Kentrip'i fevkal beşer olarak çevirdiler. Aman abi o konuda dur. Hemen teyit geçelim orayı lütfen. Ha, peki. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu arada çeviren insanlardan birini ben tanıyorum. Dünyalar güzeli insanlardır. Size öyle söyleyeyim. Çok şaşırırsınız. Ve bu konuda inanılmaz derecede de çalışmış, oynamış, çok emek vermek isteyen insanlar. Ancak şöyle bir durum var. Karşılarına gelen durumun arka planını ben tanık oldum. Bu şirketsel mevzular mı? Tabii kurum mevzusu, tamam öyle kurum durumları. Abi muhteşem bir dayatma var ve Türkçesiyle ilgili sorunlarımız var. İş gözüktüğü kadar masum ve basit değil. Evet, Dürüstçe maalesef. söyleyelim. Maalesef. Bunun yanında tek söyleyebileceğimiz bir şey var. Abi biz açıkçası Türkçe bir şey yapmak, bu arada bizim yaptığımız sistemin Türkçesi çok basit. Hatta birçok şey önce Türkçe yazıyoruz. Evet. Yanlış anlamayın yani hani böyle bizim bir USB yok. Buradan yüklediğin gibi İngilizce moda geç, her şeyi İngilizce yaz, oyun için bunu çalış, çıkar ve akşam Türkçe git. Öyle bir şey değil. Bu çok zor bir şey. Zaten o insana zarar veren bir anlayış bu. Böyle bölünemez. Evet, anladım. Ancak şöyle bir şey var. Açık konuşmak lazım. Birincisi Türk dilinin bugünkü durumu. Birçok kişi çok basitçe bir iki cümleyle bir şey söyleyeceğim. Türk dilinin bugünkü durumuyla ilgili sorunlarımız var. Birazcık ilgisi olan varsa edebiyat dünyasıyla bunu bilir. İkincisi orta hani bu işte dünyada her zaman böyle bir deyim vardır. Ortalama sokaktaki Amerikalı, sokaktaki amca, sokaktaki teyze dediğimiz bir durum var ya sokaktaki adam. Abi bütün diller sokaktaki adamla ölçülür. Bütün dünyada bir standarttır bu. Ve bizim dilimizin sokaktaki durumu düşünüldüğünde biz bu oyunu Türkçe sürdüremeyebiliriz. Arada çok büyük bambaşka ütopik şeyler var. Konuşsak inanın bana aklınız durur. Yani öyle söyleyeyim. Gibi az çok tahmin edebiliyorum. Peki. Yani okey tahmin ediyorsanız zaman geldikçe zaten insanlarla da daha çok paylaşırız. Tamam. Diyelim. O zaman şimdi ben soruları yöneteceğim ama çok detaya girmek gerekmiyorsa kısa cevaplarla atlayabiliriz. Çünkü Tabii. biraz geride kaldık. Fizik kuralları normal dünya ile aynı benzer mi? Yer çekimi. Evet. Tabii tabii Bunlarda tabii. hiçbir sorunumuz yok. Yani bunlar Tamam. olduğu gibi deniz bildiğiniz deniz, tuzlu suyun kaldırma kuvveti hala da aynı. Yer çekimi ivmesi de aynı yani. Aynen ve hatta insanların bazı alanlarda yürüme hızı dahi değişkenlik gösterebiliyor bineklerin ve çeşitli Bunlar çok doğal. yaratıkların. Hani bildiğimiz aynı bütün fiziksel kuralları içeri aldık yani. Tamam. Kesinlikle. Bu aralar deli gibi Dune okuyorum. Bu eserden etkilenmeler var mıdır? Valla abi ben düğünü çok severim. Yani çok da bir şey oldu. Hayır, etkilenmek Hiç yok. etkilenmedik. Yok öyle bir Kum şey canavarı değil. var mı? Kum canavarı açıkçası kumda yaşayan bir sürü yaratık var. Yok Ama o düğünde bir bahsettiğim solucan tipten. yok. Öyle bir solucan yok. Tamam. Starter set tarzı bir ürün olacak mı düşünüyor musunuz? Şimdi bunu tabii Kickstarter çerçevesinde mi düşünelim bu soruyu? Yani tabii şimdi şöyle bir şey var. Açıkçası hayır. Oyun koca bir paket halinde çıkacak. Oyunun içinde bu arada kendiliğinden maceraları var. Oyuna adapte olabileceğiz. Başlangıç orta seviye doğruydu. Orta da var bu arada içinde. Yani en az 2-3 birbirinin devamı olabilecek olan oynanabilecek senaryo var. Sistemi ve dünyayı iyice anlamaları için, içine girmeleri için. Özel bir starter set, başlangıç seti yok. Ancak şöyle bir şey, arkadaşlar biz bir şey düşündük diye söyleyelim bunu. Oyunun en sonunda, kitabın en sonunda bir hızlı başlangıç oyunu koymayı düşünüyoruz. Evet. Oyundaki 20 tane özelliklerine sadece 3'ünü kullanabileceğin, çok basit bir saatte atabileceğin bunun gibi bir şey diyelim. O kadar. Tamam. Ve ayrıca yine verdiğimiz kodlardan da hikayeler türetilebilir. Çünkü onlar da bu dünyada yer alan karakterler olacağı için esin kaynağı olacaktır ki biz Doğru. bunu kitabı yayınladıktan sonra da bu tarz üretimlere devam edeceğiz. Hem Türkçe hem İngilizce Evet, olacak. bu Onlar arada da bayağı esin kaynağı olacaktır. kitabı bu Kickstarter çıktıktan sonra düzenli bir yayın kaynağımız olacak. Evet. Ve orada da aylık, kimi zaman internet üzerinden oyunlarımız olduğu gibi aylık yayınlar, yıllık yayın, bazen böyle 2 ayda bir, 3 ayda bir çıkan özel şeyler, haritalar, Bunda şeyden bahsetmiştik minyatür ya. şeyler böyle.
Third Edition sıralarında ücretsiz bir arşiv vardı Wizards'ın sitesinde. Macera arşivi. Ona benzer bir şey. Düşünüyoruz. Yani basitçe hatta şöyle söyleyelim. Bu konuda da çok açığız. Bakın buradan da hani hep beraber paylaşalım. Abi bu işin ileriki kısımlarının yani tasarımın izin verdiği oranda bizim de sizinle şimdi paylaşmamız oranda böyle fan art biçiminde veya abi katılımcı biçiminde ben sizin ileriki yayınlarınızda benim de bir haritam olsun. Orada bir şeyler yapabileyim. Orada bir insan yapabileyim. Bir şeyler olsun diyenler de bize yazsın. Abi bu ürünü seve seve bir hani siz yer vermekten zevk duyuyoruz. Çünkü Kesinlikle. bizim amacımız dünyayı var etmek. Bunu çok net söylüyoruz. Dünyayı yayabilmek, bu hikayeleri paylaşabilmek. Birlikte amacımız da buna katılım göstermek. Evet. Bu birlikte siz de varsınız yani. Evet. Erdemciğim, bu arada hoş geldin. Tosman diyor ki, yaratıkları dünya ile ilgili daha görsel fikirler vermesi için bir artwork sunabilirler mi şu anda bize? Şu anda yok. Şu an Ancak şöyle söyleyeyim. Bakın anlatayım. Kızacağım. Bizim bir Instagram ve Facebook grubumuz var. Aynen bu isimde. Yani Tuba'nın oraya yansıttığı biçiminde Dream Eons Voyagers diye. Daha henüz aktif değil ama siz üye olun. Çünkü yakında başlıyor. Şöyle bir şey. Başladığı zaman Instagram'dan böyle bir günde bir, iki günde bir o dünyadan eşyalar paylaşılacak. Dünya ile ilgili oyun deneyimlerinden paylaşılacak. Bunun bir Twitter'ı var. Aynen bu isimde. Dream Eons Voyagers olarak. Bu arada oyunun adı bu değil. Onu da evet. söyleyeyim. Birçok kişi karıştırabiliyor. Ben bu arada chat ekranına sizin yazıştıklarınız varsa çok görmüyorum. Hani sizi izleyebilmek için ama şöyle söyleyeyim. Oyunun adı o bizim kanal adımız. Çünkü bizim kanalımızda, YouTube kanalımızda özellikle bizimle tanışacağınız yerlerde oyun tasarımı yapmak üstüne dersler ya da paylaşımlarımız, işin mutfağından, arkadaşlar harita böyle yapılır gibi. Arkadaşlar NPC orijinalde böyle tasarlanır. Aslen bakın kökenleri buna dayanıyor. Dikkat almak isteyen varsa buradan hareket edebilir gibi. Artık işin mutfağının daha doğru bir şekilde olacak diyeyim. Ondan sonra YouTube kanalında grafik romanlar, çizgi romanlar, kitaplar, oyunlarla ilgili bazı analizler olacak. Bunlar oturup da arkadaşlar bilgisayar oynuyoruz, olun gelin bakın değil. Çok ciddi olarak mesela Sid Meier'in Civilization gibi bir oyununu oynamak istediğinizde bakın bakalım nelere dikkat edilmiş. Meğersem bunlar varmış biliyor musunuz? Ve siz bunları ferepenize böyle aktarabilirsiniz gibi bayağı bildiğiniz bir şey. Yani ben bu konuda yurt dışında da çalıştığım için insanlara bu tecrübeleri kazandırmak istiyorum. Çünkü teknolojinin hızlı olarak Türkiye'ye gelmesiyle birlikte herkes her şeyi yaparım oldu. Abi evet yapabilirsin. Hiçbir inancım ters yönde değil. Yetenekli insanlarız. Güzel insanlarla dolu bir ülkeyiz. Yap, güzel yap. Ve kaliteli yap. Yani sırf yapmış olmayı, ben yaptım olduğuyla bu işin olmadığını çok görüyoruz. Açıkçası bu yüzden başarı elde etmiş birçok Türk şirketi, birçok yerli işletme anında yabancıların malı oluyor. Bu çok doğal bir şey. Çünkü adam diyor ki ben seni eğitmeden sen benim istediğim gibi yapmaya başladın. Bu çok değerli bir şey gibi. Bunlar var diyelim. O yüzden de biz farklı şekillerde de karşınızda olacağız. Her ne kadar can yakındı bir askere gelip geliyoruz kendisine bir hızlıca evet. bir Öyle bir maceram olacak benim de. bakalım öyle bir duruma getireceğiz. Ama olsun ben o yokken tek başımayım. O gelince tekrardan bizim Tuğba'nın paylaştığındaki kuzgun can kurbağa da benim yani. Ha, soracaktım. Onların özellikleri var tabii abi Evet. yani. Peki Bu arada onların renkleri bir bilinçaltımıza bir Kickstarter renklerini hiç düşünmemiştik. Ama iyi yemişsin. Tebrik ederim. çağrıştırıyor mu? O galiba biraz bizim de bilinçaltımıza işlemiş oradan. Evet, aynı renkler çünkü de o yüzden. Öyle Hemen değil. Ama soruya ha. istediğiniz gibi bize de ulaşabilirsiniz bu açıdan. Yani yapabileceğimiz bir şey varsa kaldı ki ben internet üstünden yardımcı isteyen istediğini anlatabilirim. Oyun tasarımları vesaire biraz paylaşmak da dahil olmak üzere. Bu arada dediğim gibi biz İstanbul'dayız. Önce onu da belirtelim. Özür dileriz. Belki en başta söylemek Öncesi söylemiş kalmadı olabilirim. artık evet. Evet, değil mi? Evet, konu geldik. Sonralıkla. Abi, Şimdi hani İstanbul'da tanışmak isteyen, yardım edebileceğimiz insanlar olursa lütfen ulaşın bize. O mailden ulaşmamız yeterli. Yarın öbür gün Discord'dan konuşuruz. Başka şeyler yaparız. Keyfinize bakın yani. Bize ulaşmaktan çekinmeyin. Aselnus demiş ki bir hikaye bir senaryo oynanacak fakat bir
bir son mu olacak? Hangi yolu seçersen seç, aynı noktaya mı çıkacaksın? Hikaye seçimlere göre gerçekten çok farklı noktalara kayabilecek mi? Evet, Aslında... şimdi zaten sırf onun için çabalıyoruz. Hatta size bir şey söyleyeyim. Daha da ilginç bir müjde vereyim. Müjde değil de biz bir şey üzerine çalışıyoruz. Bu bilinmedik bir şey değil. Ama oyun teorisinin en zor kavramlarından birisi ve bunu bir RPG'ye aktarmak bugüne kadar çok az oyun tasarımcısının içinde uğraştığı bir şey. Abi bir senaryonun birden farklı sonunu aynı anda yapabilir misiniz? En büyük isteğimizden birisi bu. Bunun üzerine uğraşıyoruz. Nasıl yani aynı anda? Efendim? Nasıl Ses gitti geldi. nasıl yani aynı anda? Evet, aynı anda öyle bir durum. Yani şöyle şöyle, ki... şöyle demek gerekirse, şimdi mesela biz Gökhan'la birlikte iki ayrı karakteriz. İkimiz için de son ayrı şekillerde bitebilir. Biz bunun peşindeyiz. Ve bunu kalkıp da işte DM tabii ki bunu çok kolay becerebilir. İkisine farklı anlatı sunarak en temel anlamıyla. Ama bu bizim oyun deneyimimizde abi sen geç yan odaya, mutfakta otursan ben geliyorum salonda bununla oynayayım gibi bir duruma çözülmeyecek. Öyle değil. Her şey Evet. aynı masada yüz yüze gibi değil. Bu yüzden de bunun üzerine uğraşıyoruz. Aynı anda birden farklı algıyı nasıl test ederiz diye. Bu çok sorunlu bir şey. Hiç kolay değil. Dürüstçe söylüyoruz. Dürüstçe söylemek gerekirse yine abi çalışıyoruz. Ortada bir emek var. Belki de itiraf ediyoruz. Bu edisyona, bu baskıya yetişmeyebilir. Ama ikinci, üçüncü kitaba bir rol yapma biçimleri özel edisyonu düşünüyoruz. Öyle söyleyeyim. Bu çok zorlayıcı, dürtükleyici bir şey. Çünkü ilk defa 1970'lerin sonunda D&D ilk başladığında, Zindan ve Ejderhaları ilk versiyonu ilk başladığında açıkçası sadece alternatif bir iki tane şeyden, senaryo tiplemesinden bahsediyor. O zaman türün birikimi de azdı. Artık türün birikimi de çok. Bu World of Darkness, karanlıklar, dünyası dedikleri dünyalar, vampirler, kurt adamlar olayı çok değişti. Dürüst olmak lazım. Severim, sevmeyelim. Sonra yeni nesil oyunlar geldi. Bir gün aslında belki de onları konuşalım. Yani yeni nesil ferepeler nasıl ferepeler diye. Çünkü yani biz içine battık açıkçası söyleyeyim yani. Belki size anlatabileceğimiz onlarca öykü var. Öyle söyleyeyim. Adamların neler yaptığını anlamak için. Röportajlar yaptık biz bu adamlarla. Yapımcı şirketler madem tasarımcısınız konuşalım dediler. Yani sizin de böyle paylaştığınız gibi adam koskoca bir şirketin ferepe tasarımcısı. Sizin okulunuz neredeyse onlarca kitabın arkasında imzası var. Adını biliyorsunuz ve bu adam oturup seninle tamam abi konuşalım bir saat. Çok da rahat insanlar ve öğrendiklerimizi size aktaralım mesela. Bakın millet arkada bunlar gidiyormuş gibi. Çünkü acayip şeyler dönüyor. Acayip derken inanılmaz iyi niyetli girişimler var. Ve çok garip, iyi niyetli kötü niyetli ayırt edemediğimiz garip kurumsal kararlar var. Diyeyim. Öyle şeyler gidiyor. Bu arada tabii ki işin pazarlaması, bilgi kısmı falan çok farklı. Senin dediğin bu lore yani bilgilendirme kısmı, bilgi edinme, içerik derinliği kısmında da açıkça konuşmak gerekirse yani biz öyküler, romanlar konusunda bayağı ciddiyiz. Başladık bir üstüne çalışmaya. Bunlar için uğraşıyoruz diyelim. Tabii ki biz de istiyoruz ki dünya çapında bizi tanıtabilecek böyle bir tane önemli yazarla çalışalım ama ondan yolu var, farkındayız. Evet. Ki en azından kendi yeteneklerimiz doğrultusunda yola başladık. Diyeyim. Az buz bir şey değil yani. Bu kadar gidiyor diyeyim. Şimdi İstanbul'dan Ekin diyor ki beni konuk olarak çağırın o işin öyle olmayacağını göstereyim demiş ama büyük ihtimal çeviriyle ilgili dedi. Bu önce yazılan bir yazı. Ardından bir sorusu var. Oyun yöneticisine ne diyeceksiniz? Dungeon Master, Game Master? Abi biz aslında şöyle bir şey. Biz güldük. Kendi kendimize bir sürü geyiğimiz oldu. DM, ulan yahu DM Dungeon Master, burada böyle bizim anladığımız bir zindanlar yok, ne yapacağız falan derken abi işte çöl efendisi, Desert Master gibi bir şey çıksın dedik, güldük. Ama açıkçası bir şey deneyeceğiz gibi gözüküyor. Daha doğrusu genel bir isim, siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bu arada az önce benim aklıma geldi. Tuğba, sanırım sen söylüyordun. Oyunun çok popüler oyun sistemleri var. D&D'nin yeni hali. 5th Edition. Hala da beğenenler, 4. baskı sistemleri, 4. edisyonu beğenen de var. 3.5'u beğenen de var kendi halinde. İnsanlar istediğini sevebilir tabii ki. İşte bunu evet. Başka türlü oynayabilir miyiz diyen de var.
Bayağı ilginç. Bizim burada biraz fakiri olduğumuz bazı şeyler var. Dürüstlükle kabul etmek lazım. Amerika'da ve Avrupa'da bayağı ciddi hem geçmişteki iyi sistemleri asimile edebilen hem de şimdikileri fark atmak için kendine özgü kurallar uyduran zar sistemleri var. Açıkça söyleyeyim. Ama şöyle söyleyelim. Hani modern FRP'lerin zar sistemi eğilimi çok farklı. Bunu analizlerseniz görürsünüz. Son dönemlerde çıkan ödül almak da daha hani şaibeli bir deyim oldu dünyada Oscar'lar yüzünden belki ama bu hadi onu bir kenara koyalım. Popüler olan diyelim sistemlerin hepsinin bazı özellikleri var. Ve bu özelliklerin arkasında yatan oyun kararları var. Bu oyun kararları değiştiği anda dünyanın amacı değiştiği anda o zar bitti. Ya o zar sistemiyle oyun oynayamaz. Çünkü okuduğun adamın yaptığı hareketi sen zarını asla yapamazsın. Böyle bir sorunumuz var. Ve biz de bu yüzden dolayı bazı değişikliklere gittik. Bir şey söyleyeceğim. Bu yüzden biz bir OSR diye bir şirket var. Belki biliyorsunuzdur. Old School Renaissance diye. Eski FRP geleneğini yeniden canlandırmaya çalışan bir adam topluluğu bu. Çok da iyi niyetli adamlar. Ürünleri oldukça böyle şey, güzel ürünler var diyebilirim ben kendi adıma. Yani verilen emek ve adaptasyon görüşü çok güçlü. Açıkçası bir şey söyleyeceğim. OSR kitaplarında bir gelenek var. Ben çok beğendim ve biz bizim kitaba da teklif ettim. Onayları koyacağız. Az ya da çok. Arkadaşlar bu oyunu D20 oynamak isterseniz diyelim ki açıkça söylüyorum. Yani bu oyunu D10 World of Darkness'ta oynamak isterseniz bu oyunu farklı şekilde oynamak isterseniz diye her sistemin nasıl bunu çözdüğüne dair küçücük arkadaşlar istiyorsanız da bu statları nasıl uyarlayacağınızın hepsini detayını %100 veremem. Bu apayrı bir şey. Oturup çalışmamız gerekiyor onun için. Bu ayrı bir kitabı çıkardıktan sonra ayrı bir uzmanlık alanı gibi. Master tezi gibi Kesinlikle. bir şey yani. Ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Küçücük bir bölüm koyup DM bölümüne. Abi sen D10 mu oynamak istiyorsun bu oyunu? Oyunun bir problemi çözebilme yöntemi var. D6 bunu böyle çözer. D20 böyle çözüyor. Bu böyle çözüyor gibi tavsiye bölümü var. Evet. İstiyorsan. Yani balık değil de balık tutmayı Evet, öğretme birazcık gibi bir durum. böyle. Tamam. Lütfen. Şimdi sonuç olarak istediğimiz ismi mi veriyoruz yöneticiye? Yani yok ya Serbest miyiz? yine Desert Master falan değil mi? Ama bizim başka şakalarımız da olmuştu. Onları da anlatırız arada. Bayağı eğlenceli masterlar var yani. En son Ben boş vakitlerde söyleyeyim hemen nasıl birisi. kutladık master'ı? O yüzden de geri gel, geri gel. Abi Desert şimdi değil ama aslında bir tür TM yani Tale Master. Bir tür öykü efendisi gibi bir şey düşünmüştük biz. Evet. Öyküyü yaratan adam gibi bir şey düşünmüştük. Ama EODE. efendim? EODE olacak. EOD nedir? Ejderha olmayan dünya efendisi. Ha. Ya tamam bu kadar ısrar var ki kenara bir tane atlık alalım. Tamam. Yeminle arkadaşlar bakın Discworld'ını okuyanlar varsa orada bilirler. Hasta ejderhaları bakmak için şehrin içinde hastane var. Bir sokak var. Ejderha hastanesinin arkasına bakıyor. Çitin altı kazık. Hani böyle bazen çizgi filmlerde olur ya buradan kazar arkadaş girer Evet. falan. Oraya şey demişler. Ejderhalar için böyle zekat gibi fitre gibi sadaka gibi kömür bırakabilirsiniz. Hani söz yeminle sizin Tamam. için bunu sebebileceğiniz kan ve tüyle ejderhaların olduğu bir bölüm olsa. Yok yok şimdi tabii şaka maksatlı benim çok şahsi düşüncem de değil de Çetin içinden geçenleri biraz yansıtmaya çalıştım. Olsun en iyisi arkadaş. Şimdi dünyalarında playtestlerinde oluşturdukları birkaç karakterin isimlerini bize söyleyebilirler mi? Bazen çünkü benim açımdan isimler bir dünyanın temasına çok yansıtabiliyor. Ben öyle düşünüyorum. Serkan hocam sormuş soruyu. Belki onun da öyle bir düşüncesi var. Bir örnek verebilir misiniz? Belki şehir ismi olur, belki karakter ismi. Peki ya şöyle söyleyeyim açıkçası çok minyatür bir mitoloji ayrıntı verelim. Çok küçük. Evet. Abi insanlar dünyada çok eskiden beri çöl kumlarının üzerinde kaynakları oldukça kıt kanaat getirdikleri, ilkel oldukları ya da o dünyanın içinde bulundukları dünyada tam ilerleyemedikleri bir devir var.
Ve o devirde sadece çöldeki bazı yaratıklarla tanışabiliyorlar. Çölün %99'undan bile haberleri yok. Ve bunun olması sonucu diyelim. Böyle şeyler olması sonucu. Açıkçası insanlar gün geliyor ve çok büyük bir sorunla bir göçe başlıyorlar. Bunlar bazı ayrıntılar ama üstü kapalı veriyorum. Bu göç sonucu bütün dünyaya yayılıyorlar. Kazara sayılabilecek bir şekilde. Ama mantıklı bir durum. Öyle kalkıp da yürü ya kulum, gezindik değil olay. Ve ardından insanlar bir anda çok büyük bir direnç ve sorunla karşılaşıp neredeyse bütün dünyanın insanları sırtları birbirine değecek kadar geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Yani abi her şeyler açıkçası bu çöl babamızın malı değil oluyorlar. Bunu anlamak için açıkçası. Ve ardından geri dönüp şöyle söyleyelim. Bu dünyada açıkçası böyle bir şehir kalıyor. İnsanların hepsinin neredeyse çekildiği noktada kalıyorlar. Ve bütün dünyanın en büyük şehirlerinden birisi bu. Milyonlarca kişilik bir şehir bu. Çizene kadar çatlıyoruz açıkçası. Ama büyük haritası olacak. Şöyle söyleyeyim. Mesela o şehrin adı Egema. Onu vermekte bir sorun yok. Topu topu bir şehir adı yani. Aynen öyle. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Bunları kopyalanmaz şeyler değiller. Her oyun birbirinin üzerine kurulur diye oyun teorisinde bir laf vardır. Yani bunu aslında saklamak zorunda da değiliz. Onu öyle de değil. Aslında istesek hepsini de çatır çatır da anlatabiliyoruz. Tek bir sorunumuz var. Ne olur ne Açıkçası olmaz. arkadaşım birisi iyi bir insan evladı kalkar gider ben yapmadan tam bir gün önce 24 saat önce bir şeyin başvurusunda bulunur ve bizim bütün çabamızı elimizi kolumuzu bağlar. O insan evladıyla tanışmak zorunda kalmayalım. Ne yapıyoruz bunları? Evet. Doğal olarak yani. Ki şehirlerden bahsetmişken şu an bizim kıtamızın üzerinde yaklaşık 138'in üzerinde şehir var. Bunların hepsini çok ince şekilde detaylandırmaya başladık. Ki bu şehirlerin sayısı gün geçtikçe birazcık da artabiliyor. Ya size şöyle anlatalım abi söyleyeyim, açıkça Evet. söyleyeyim. Ya bakın şakayla karışık 138 tane şehir var. Ve bunlar ana şehirler. Evet. 138 arkadaşlar. Yani şaka yapmıyorum, şöyle bir şey söyleyeceğim. Aranızda okkalı bir WoW oyuncusu varsa canı sıkıldığında bütün kıtalardaki şehirleri say. Bak bu kadar diyelim. Yani bilgisayar oyunu yapmakla bazen RPG arasında yapmakla çok büyük benzerlikler vardır. Tabii ki mekanik ve çıktı farkları var. Ama girdi farkları yok neredeyse. Ve 138 tane şehrin adının kopyasının olmaması. Hiçbir şeye benzememesi. Hiçbir yerden çalıntı gibi durmaması. Gibi bizim kendimize uyguladığımız sadomaso prensiplerimiz var. Dürüstçe söylüyoruz abi. Kesinlikle. Yani adı can değil, buluyor geliyor bir sürü şehir adı. Abi tamam diyorum ya, Google'lıyoruz. Ya iki harf benzeri olsun, birbirimizin gırtlağını sıkıyoruz. Test ediyoruz, benziyor mu? Mesela bir şehrin adını 100 kere arka arkaya tekrarlıyoruz. Şaka yapar gibi. Vallahi hiç değil. Çatır çatır dil sürçmesi sonucu bir şeye benzedim. Bunu bile eliyoruz. Evet. Belki çok titiz davranıyor diyebilirsiniz ama ben kendim Microsoft'ta çalıştım, Xbox'ta çalıştım, bilgisayar oyunu açısından bir şey söyleyeceğim. Call of Juarez serisinde çalıştım, bilen için söylüyorum. Ya bir tane Meksikalı silahşörün adını 6 ay uğraştık. Şaka değil. Sürekli red diyoruz ana sistemde. Sürekli red diyoruz Amerika'dan. Neden dedik ya? Bir tane Domingo olmaz mı ya? Atıyorum ya Domingo, bir tane Lopez olmaz mı dedi. Adam olmaz dedi. Olmaz da olmaz diyor. Sonra bir öğrendi ki bir testler varmış arka planda. Anladım. Aldım ağzımın payını. Bunlar gibi şeyler gerekiyor. Evet anladım. Ya özellikle bizde hikayelerde bile oluşturduğumuz her karakter, karakterin ismi, her mekanın ismi, her şehrin ismi, her bölgenin ismi, her nehrin, her denizin, her yerin ismini tamamen kendimiz sıfırdan üretmeye çalışıyoruz. Ve hiç kimseye de dokunmayacak yepyeni bir dil oluşturmaya da çalışıyoruz aynı zamanda. Ki gerçekten bu bazen çok zorlayıcı olabiliyor ama bunu da yaptığımız zaman karşılığını da çok iyi alacağımıza inanıyoruz. Evet. Umarım ya zaten bu emek varsa bakalım mutlaka gelecektir karşılığı diye tahmin ediyorum. Bir karakter ismi alamıyor muyuz?
Yani karakter derken sınıf mı yoksa bir Yo ana yo figür hayır. kadın? Karakter Ahmet Mehmet gibi yani. Ahmet gibi. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Yani ne diyeyim, hangisini verelim ki? Var yani, var olmaz Var olur mu? olur mu? Mesela bir tane hadi söyleyeyim çok artık yerini doldurabilirim diye düşünüyorum. Mehmet diyor değil mi? O Bir tane kadar karakter. zorla karar Bir verip. karakter daha. Hadi tamam bir tane söyleyeyim. Mehmet. Tamam. Tabi Jahrem. Tabi. Jahrem. Hayır, Kabi Şahrem diye bir karakter. Tabi Cahrem. Kabi Evet. Şahrem. Mesela bir şey de söyleyeceğim. Hani açıkça söyleyelim. Abi biz bu ülkelerin dillerine kadar bazı şeyleri düşünmek durumunda kaldık. Evet. Kabi Şahrem. Aynen arka. Biz de çete açtık kenardan. Evet. Okey. Aynen Kabi Şahrem. Hyperseed doğru bir adı. Kesinlikle. Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani birçok noktada aslında güzeli uğraşabilmek için çok şey veriyoruz ve bu insanların dillerine kadar uğraştık. Örneğin ülkenin en büyük, şöyle anlatalım. Ülkede bizim o tabii, siz buldunuz arkadaşlar. Onlar aynen Kabijahrem diye no, isim kanalda açın arkadaşlar. Tabii sonra biz sizi banlayalım. Doğrudur. Dürüstçe söylüyoruz falan böyle bir şey. Aynen Yok, öyle. dalga geçiyorum. Tabii yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şimdi Buyurun. bu Bu isim zaten çok önemli bir karakterin ismi değildi o ama yüzden. figürandı falan dermişiz. Ben bir Sette soru sormak istiyorum şimdi bu isimden yola dekorcu. çıkarak. Nedense isim bana bir şey anımsattı. Rakşasalara benzer birimler var mı? Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın, madem soruyorsunuz, aslında çok tatlı şeyler var. Biz dünyadaki çöllerden başladık işe. Ve dünyada doğal olarak çölle tanışmış olan eski soylarda dahil olmak üzere. Olay sadece Orta Doğu, Afrika. En bilindik çöller örneğin bakın. Moğolistan'da şu anda. Ondan sonra Sahra Çölü doğal Sahra olarak. Çölü, Atakama. Atakama Çölü var Şili'de. Ondan sonra kaldı ki Patagonya'da bir rüzgar çölü var. Bakın bu tür kavramlar da var oyunda. Yani doğal olarak bunları almayı denedik. Bunları oyuna dahil ettik. Doğal olarak bunlarla birlikte gelen bir Hindu, Arabik, Mısır, Afrikalı, Asyalı kültür gruplarından bölgeler var. Ancak bunlar hatırlar mısınız bilmiyorum. Eski FRP'lerde vardı, eski şeylerde. Forgotten Realms'ı Arabik dünyalardan ek, Moğolistan'dan ek, Afrika'dan ek, Çin'den ek gelirdi. Evet. Hayır, böyle bir şey değil. Biz bunların kültür bölgesi demek o değil. Biz bunların hayat şekillerinden doğru esinleri ayarladık. Kalanlarını attık. Kendi istediklerimizle, tasarımlarımızla yer değiştirdik. Ama bu isimleri taşımaları için aldık. Ve Rakşasalar falan, daha doğrusu Hindu grupları var oyunda. Hindumsu, Hindu değil. Yani bu konuda çok çalıştık açıkçası. Ya onu Hindumsu gruplar bunlar. şöyle bir şey de şunu bölüyorum ama şimdi bazı gerçek kavramları aldık. Biz buna bazı konularda mimesis deriz. Yani bir A olanı aldık ve kendi yorumumuzu katarak bunu B'ye çevirdik ve oyuna bu şekilde yansıttık. Bunun için birçok etnik kültürü dünya yüzünde yaşamış birçok tarihsel mekaniklerin hepsini dönüştürerek kendi verilerimizle birleştirip yepyeni bir şey çıkarttık. Yani bu yüzden nasıl denir bu bilmiyorum ama Afrik dediğimiz tam anlamıyla bir Afrik değil. Afrikalı değil. Mısır dediğimiz Mısır'da değil. Sahralı dediğimiz tamamen Mısırlı değil. Çünkü bunu oynayabileceğiniz dünyalar var. Ve bu dünyalar açıkçası kötü dünyalar değil. Arkadaş yazmış, El Kadim vardı. Kesinlikle efsaneler ötesidir. Yani Çok deneyin. keyiflidir. Muhteşem bir şey abi. Kaldı ki biz oynuyoruz arada. Hala da açık söylemek gerekirse hani muhteşem bir şey. Ancak bunun devamı gibi gitmiyoruz. Ya bu da bir Tamam. gerçek. El Okey. Kadim'den alacağımızı aldık. Bize çok iyi şeyler öğretti. Acayip zevk aldık. Ama mesela kadın erkek durumu, çöl toplumlarındaki kadın erkek sosyolojisi sebebiyle o dünyayı devam ettiremeyiz. İstesek dahi olmuyor, bize uymuyor. Evet. Şimdi yani Bizim özet derdimiz olarak başka. Bizim dünyamızda kadın ve erkek böyle bir ayrımı yok.
Bir sentez var. Mutlaka zaten olması gerekiyor bir esinlenme. Bir sentezin sonucunda ama eşsiz olduğunu iddia ettiğinizde bir ürün oluşacak. Değil mi? Evet yani Tamam. baya baya ya şöyle söyleyelim. Her oyun bir öncekinden yaklaşık %50 alıp üstüne bir %50 kendinden koysa diye hesaplasanız. Bugüne kadar çıkmış FRP'leri deseniz ilk FRP'yi herhalde 10 binde bilmem kaç ya da 100 binde bilmem kaç kadar bir esamesi kalmış orada. Abi biz bunu %50 alıp %50 eklemek yerine %10 alıp %90 eklemeyi denedik. Evet. Bu bayağı bizim için zor oldu. Evet. Ama hani bir şey söyleyeyim. Ben mimarlık mezunuyum. Oturup 3D programlarla şehirleri modelledik. Ve hatta ilerleyen günlerde belki söyleyeceğiz. Abi bir sitemiz olursa açarız yani. Şimdilik ihtiyaç duymadık ama. Böyle bir şey olduğunda biz içindeki en azından 360 derecelik panoramik fotoğraflar var ya Google Maps'te hani. Bunun gibi alınmış resimlerin içinde abi o şehrin ortasındaki meydan burası güzelim diyebileceği resimler eklemeyi düşünüyoruz. Yani oturup da gerçekten modeliyle, çizimleriyle falan. Evet. Bu hani bayağı büyük bir şey açıkçası. İlk günden bu yana ne kadar vakit geçti? Abi son yoğun dönem 4 ay 5 ay oldu 4 ama ay. öncesi de var. 4,5 ay oldu. Kaldı ki hani hiçbir şey olmasa diyeyim kendi FRP geçmişlerimiz var. Aslında bu tohum baştan beri var yani öyle ya da Anladım. öyle. Tamam. Bir Şimdi fikir ortaya çıkardık. anladım. Şimdi ikinizden de hiç polemiğe girmeden bir cevap istiyorum bu soruya. En beğendikleri favori sistemleri hangisi? Evet, Can senle başlayalım hemen. Abi, tamam. Tek Second kelime. Ya tek cümle. Edition ikinci seri. Evet. Senin Gökhan. Abi ben açıkçası hani Second Edition'la başladım ama ben artık hani bir D12 diye bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum. Ben Tamam. D12'ye hayran kaldım. Favorimdir yani. Çok severim. Ama daha çok bu D10, D12, D6 hatta eski Star Wars var. 90'ların başı, 91 mi 92 mi? Western Games'in. Second Edition Star Wars deniyor yine. Açıkçası ona baya bir sevgi doluyuz. Onu mu diyoruz? Tamam. Bunları da ekranın köşesine ufak rozetler olarak ekliyorum. Şimdi bir soru soracağım. Bu soru da son soru olsun. Evet. Ülkemizin hobi topluluğuyla ne kadar ilişkilisiniz? Yani ülkemizin hobi topluluğu derken Ekin sanırım FRP hobisinden mi? Masaüstü rol yapma oyunları hobisinden bahsediyor galiba. Bu da önemli mevzulardan biri bence demiş. Yani ülkemizdeki gelişmeyi, seneler içindeki değişikliği nasıl takip ediyorsunuz ya da ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Abi açıkça söyleyeyim mi? Biz de içinde yüzüyoruz. Kaldı ki ben gençliğimde yani sanki böyle deyince Gandalf gibi oldu da yanlış anlamayın. Hani ben üniversitedeyken FRP topluluğunu kurup konvansiyonlar yapan ekipteydim. Bayağı da falan Türkiye'de Ankara, İstanbul, ora bora gezdik birbirimize destek olacağız diye. O nesilleri paylaşıyoruz. Açıkçası bu işin büyümesi ve gelişmesine acayip bir sevgiyle bakıyoruz. İstiyoruz. Bu bir hobi olayı ben kendi adıma bir şey söyleyeceğim. Bu işe hobi demesinden bile çok mutlu değilim. Çünkü bu hobiden öte bir şey. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunun hobiden öte bir şey olduğunu size tek bir cümleyle bir örnekle söyleyeyim. İlk basılan Bizim 1900 videolar mesela. 90'ların başında 80'lerin sonunda ilk basılan Second Edition ve First Edition'ın ilk son kitapları, First Edition'ın son, Second Edition'ın ilk kitaplarının içinde ben tanık oldum. Bu kitaplardan biri bende var. Dünya Psikoloji Örgütü'nden insan gelişimine çok yararlıdır diye bir tavsiye sayfası vardı. Şaka değil. Bunu çıkardılar içinden. Açıkça bir şey söyleyeyim. Bu iş hobiden daha büyük bir şey. Hobi diyerek tamam yap ama hobi olarak yap. Moduna getirmek ben kendi adıma bile üzülüyorum. Tamam, Ve zaten bu son zamanda bunun şeyleri var artık. İspatları var yani hobinin üstüne çıkması. Özellikle Umutların proje bunun en büyük ispatlarından biriydi. Ve dünyada çok daha fazla ispatları var. kesinlikle. Yani o yüzden de şöyle söyleyeyim hani bizim bu insanlarla bir topluluğun birlikteliklerimiz var. Ancak şu anda bu proje sanırım internet nezdinde ve kamu nezdinde ilk defa bunu izleyenlerdi. Çünkü Evet. herkesten gizlediğimiz bir proje bu. Gizlediğimiz dediğim eve kapanıp üstüne çalışıyoruz dediğim gibi. Tamam. Bu İlk en büyük yani isteğimiz. ilk yayın dışarı açılma bu yayınla mıydı? Evet. Kesinlikle. Çok çok güzel. Ben de sevindim böyle bir şeye
için, ulaştığınız için bana. Ya şöyle bir şey de buradan önerelim. Arkadaşlar hani bize ulaşın. Yani maillaşalım. Eğer bir topluluğunuz varsa gelip muhabbet edelim, anlatalım. Paylaşalım sürecimizi. Bir, ya, biz İstanbul'dayız. Temel olarak İstanbul'dakilere en hızlı gelebiliriz ama mesela ben bugün duyunca düşündüm, taşındım. Ya biz bir gün Antalya'ya gelip Tuğbaylar'ın etkinliğinde bir şey yapabilir miyiz? İzmir'de convention oluyor, Ankara'da oluyor. Bahar sezonu, convention sezonu gibi. Gidebileceğimiz yerler olur mu diye gidersek neden olmasın? Ya biz teklifi açız. Evet. Lütfen şey olan olursa, buradan arkadaşlarına ilet varsa lütfen iletsin. İsterseniz yine böyle internetten, İsterseniz de başka şekilde keyfine bakarız istedim. Tamam. Şimdi chatte gördüğünüz Ejderini yazan Nick Ekin, evet, adlı arkadaşım benim. Ekin de bu hobi için Türkiye'de ciddi uğraşlar gösteriyor. Onun da kanalı var. Onun YouTube kanalı da var. Şimdi YouTube videosu için ben kaydı durduracağım. Ondan sonra muhabbete yine devam edebiliriz. Büyük ihtimalle onun da size diyeceği çok şeyler, sizle paylaşacağı çok şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak benim kanalımı seçtiğiniz için, bizi seçtiğiniz için teşekkür ederim. İlk adım olarak aynı zamanda. Umarım bir faydam olur. Ve karşılıklı olarak böyle bu video serisinde devam ettiririz. İzleyicilerimizden gelen soruları da cevapladık. Dünya hakkında bir bilgimiz oldu ama tabii ki merak kısmı daha büyük oldu. Anlamadım. Kaldı ki biz Tuğba'yla kendisi söyledi. Daha birçok yayın yapalım lütfen birlikte falan diye güzel bir temel atmaya çalışıyoruz. Yani daha birçok kere burada olup size sadece dünyadan kısmi olarak elle çizilmiş, bilerek elle orijinali yansıtmayan ama ana hatlarını yansıtan bir haritayla bir yöreden bahsediyorum. Evet. Bakın millet, bu işler burada böyle yürüyor biliyor musunuz diye sizinle bu dünyayı paylaşmak gibi şeyler bile daha birçok yapabiliriz. Buna ihtiyaç var. Abi biraz somut bir şey rica edeceğiz biz bir sonraki yayına. Evet. Ben ve izleyiciler olarak, ben de bir izleyici gibi şu anda yorum yapıyorum. Birazcık daha somut bir şey rica edeceğiz. Belki bir canlandırma, belki bir anlatım. Küçük bir hikayesini paylaşabilirsin mesela sen Can. Olabilir. Bir sonrakine. Yavaş böyle yavaş ama çok sağlam adımlarla. İlerliyoruz. Tamam. Ve tamam. Çok da güzel açıklayacağımıza inanıyorum ilerleyen safhalarda. Çok güzel. Son olarak yakında YouTube kanalınız aktif olacak. Oradan dünyayı tanıtmaya başlayacaksınız. Mail yoluyla da arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Bir teklif, öneri ya da soru sormak isteyenler bu tür şeylere de çok açıklar. İşbirliğine çok açıklar. Yolunuz açık olsun diyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum.